Akşamlar efendim, akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Bayram dönüşüdür. Kutlamıştık. Tekrar kutlayalım geçmiş bayramınızı da. Efendim bu akşam menünün içinden nasıl çıkacağız ben de bilemiyorum. Çok başlık var. Şöyle bir hani en hani hiyerarşik bir sıra değil ama en taze konu budur. İran, Türkiye, Rusya, Suriye savunma bakanları ve dahi bu dört ülkenin istihbarat başkanları, yani bizim İstihbarat Teşkilatımızın Sayın Başkanı da dahil olmak üzere Moskova'da bir araya geldiler. Suriye konusunu masaya yatırdılar ve herkes açıklama yaptı. Türkiye açıklama yaptı, Rusya açıklama yaptı, Suriye açıklama yaptı. Burada mutabık, ortak noktalar, mutabık demeyelim, ortak noktalar. İşte Suriye'nin birliği, bütünlüğü, bu toplantıların devam ettirilmesi sair bir ilerleme varsa da bu metinlerden çıkarmak şu an için mümkün gözükmüyor. Gel gelelim. Bunu burada akıl odasında duyacaksınız. İkili görüşmeler yapıldı. Yani dörtlü toplantının ortakları arasında. Bu ikili görüşmeler sadece Suriye konuyla ilgili değildi. Ukrayna sahir gibi uluslararası meselelerde konuşuldu. Bunun dışında Türk askerinin Suriye'den çekilmesi konusunda da bir görüşme yapıldı. Suriye'nin bunu talep ettiği, Türkiye'nin de gün olur bakarız. Hani bu bile aslında iddialı bir meal oldu ama böyle bir cevap verdiği, Türkiye'nin o işlere hiç bulaşmadığı anlaşılıyor. Şimdi bunu bir masaya yatıracağız. Esasen Dışişleri Bakanları seviyesine de gelmesi gerekiyor artık bu toplantıların. En azından ilerleyişleri açısından. Bu bir. İki. Efendim Azerbaycan-Ermenistan meselesinde yani kelimenin tam anlamını verelim. Yani gerçekten bir gerginlik söz konusu. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa üst üste ikazlar yayınlıyorlar. Rusya iki tarafa da aman ha diyecek noktaya kadar geldi. Mesele şuna dönüştü. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bundan önce bir olay var. Sınırdaki çatışmalarda karşılıklı kayıplar var. Hem Azerbaycan ordusundan hem Ermenistan ordusundan. Ara sıra böyle şeyler oluyor. Hadi görmezden gelelim diyelim. Bizim şehitlerimizdir. Allah rahmet eylesin. Fakat aynı zamanda Bakü Laçin koridorunda bir karakol açtı. Şimdi arkadaşlarımız onun haritasını konuşulurken verecek. Tam yerini göreceksiniz tekrar. Bu koridor bahsettiğim ülkeleri hakikaten hani rahatsız etmiş belli. Çünkü Ermenistan'ın buradan ne geçirdiği, ne getirdiği, asker, silah vesaire başka şeyler de olabilir. Büyük bir tartışma yarattı. İkinci konumuz da bu. Üçüncü konumuz Sudan. Biraz değinmiştik geçen programımızda hatırlıyorsunuz. Fakat artık iş iyice büyümüş durumda. Bunun biraz jeopolitik dengelerini, en azından bağlantıları, kimin arkasında kim var bir üzerinden geçeceğiz. Gözünüz aydın. Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir sonraki, önümüzdeki sene yapılacak 2024 seçimlerine de adaylığını açıkladı. Ben kendisini destekliyorum. Samimi söylüyorum. Birazdan belki hocalarımız başka şeyler söyleyecekler ama olsun. Devam etsin bence. 5 bakalım, yok yanlış söylemek değil. 1, 2, 3, 4, 5. konu. Efendim İran-PKK ilişkisine ilişkin yeni bir iddia söz konusu. Burada İran'ın PKK unsurlarına hava eğitim desteği verdiği, bakın bunu helikoptere de götürüyor ama orayla karıştırmayın. Ayrı olduğu anlaşılıyor bu meselenin. O kadar ki 50 kamikaze İHA teslim ettiği. Bunun eğitimini zaten söyledik. Şimdi bu Irak'ta ve Suriye'deki dengelerin bir baştan gözden geçirmemizi gerektiriyor ama birinci maddemizle ilintisini de kurmalıyız. Çünkü bu bugün verilen bir haber. Yani Şafak Gazetesi manşetinden verdi bunu. Birinci maddeyle bir ilintisini kurmamız gerekiyor. İnşallah hocalarımız onu yapacaklar, zahmet olmazsa. Bir Ukrayna Savaşı'na bakmak istiyoruz. Yeniden herkese artık açık açık söylüyor. Almanya Rammstein'da Ukrayna Savaşı'nın ana tarafı olan Batı ülkelerini bir araya getirdiği bir grup var. Türkiye'de dahil. Burada ki konuşmalar dahil iki taraftan birinin önümüzdeki iki hafta bilemediniz. Hani çünkü şöyle diyorlar. Burada diyorlar yer daha hala sert, yağmurlar devam ediyor. Bittiği an burada yeni savaş var, hayırlı olsun diye konuşuyorlar.
7 böyle gidiyoruz efendim. Neyse saymayalım. Bu işte Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum kesimi Fransa ile bir anlaşma imzaladı ve bir üs açıyor. Diğer Batı ülkelerine de açık hale getirecekler. Azerbaycan-Gürcistan savunma işbirliği anlaşması, bu da çok kritik bir anlaşma. Akkuyu yeniden bakmamız gerekiyor. Ona bir ufak parantez açayım, ne olur uzattığım için kızmayınız. 27'sinde biliyorsunuz hayata geçecek. Uranyum gelecek. Ve Uluslararası Enerji Ajansı o andan itibaren, uluslararası bir kuruluş bu zaten bu konuyla ilgili, Türkiye'yi nükleer güce sahip ülke ilan edecek. Bu da inşallah zamanımızın, yerimizin müsait olduğu bir başlık olarak ele alacağız. Sayın Avni Özgür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazetesi yazarım. Sayın Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Şeref verdiniz hocam. Profesör Doktor Hasan Kün, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu arada siz geçen programda bahsettiğiniz o toplantıya katıldınız değil mi? Evet. Efendime söyleyeyim. Neydi tam ismi? Güvenlik Konferansı değil mi? Kimler kimler maşallah. Yerlisi, yabancısı. Orada hem siz konuştunuz ama anladığım kadarıyla biraz kulislerde de konuşmalar yapmışsınız. Yapıldı. Onları biraz paylaşacaksınız diye ümit ediyorum. Hani Bey buyurun, dörtlüden başlayın isterseniz. Ya da ya bilmiyorum. Hani evet. Şeyi tebrik ederek mi başlamak istersiniz? Biden'ı. Tabii doğru. Türkiye için fevkalade önemli bir coğrafyada geleceğe ilişkin düşüncelerin paylaşılacağı bir zirve. Öteden beri bu toplantının, yani Suriye, Türkiye ve Rusya arasında bu toplantının yapılması için Ankara uğraştı, Rusya uğraştı. Buraya İran'ı saymadım çünkü İran sonradan Rusya'nın iteklemesiyle. Tamam da fasulyeden de değil herhalde. Fasulyeden değil ama Rusya'nın zorlamasıyla. Oldu. Ankara buna, yani burada eğer bir barış müzakeresi yapmak istiyor isek, az önce siz ikinci bir konu başlığı olarak İran'ın PKK ile ilişkilerine atıf yaptınız. Beraber de işleyebiliriz. Yani, öyle gözüküyor zaten. Yani tabii, yani bu konumda, bu pozisyondaki bir İran'la biz neyi göreceğiz yani Suriye davasında diye Ankara böyle gayet çekingen bir tavırla buna evet dedi. Ama sonunda Rusya Ankara'yı ikna etti. İran da gelsin. Olmazsa bu Suriye meselesini, Suriye'yle görüşmenin çok bir ayağı yere basmaz. Sakat olur bu iş diye. Her neyse, sonuç itibariyle Ankara'da evet deyince, daha önce geçen ay başı yapılacaktı bu toplantı ama olmadı. Ben mi yanılıyordum? Dışişleri olması gerekmiyor muydu? Dışişleri Bakanları olmasını mı bekliyorduk da böyle? Hayır, canım ona bakarsanız neredeyse Esad'la Sayın Cumhurbaşkanımızın da yani bir zirve, bu katılacağı bir zirve söz konusu olabilirdi. Moskova'da bunun için randevu da verildi hatta. Şöyle yapıldı, şöyle düşünüldü falan diye. Ama Esad hayır ben katılmam deyince geriye çekildi bu randevu. Şimdi işte önümüzdeki Mayıs'a, böyle Mayıs'ın sonuna doğru, yani bizde de seçim var falan diye bir yeni tarih belirlenmeye çalışılıyor. İşte belki Mayıs sonunda, belki Haziran başında falan bir Esad Erdoğan görüşmesi. Ne zaman dediniz? Belki olabilir diye insan gibi düşünülüyor. Şimdi tabii burada meseleyi döndürüp dolaştırıp Suriye, şuna ve İran. İşte Avni Bey bakın, hani Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti ve o ciddi sayıda da bu
tabii, şeylerden tabii, tabii, veri biz vermiş yani. Biz de biliyoruz. Öyle. Bence bunun zamanlamasını da değerlendirin. Şimdi siz konuştunuz. Tabii. Buyurunuz. Şimdi Ankara'nın esasında rahatsızlıkları yansıyor tabii burada. Gazetede. Çünkü yani biz ne yaptığınızı biliyoruz diyor Ankara esasında. Yerana. Bu meseleyi nasıl kanıttığınızı ve nasıl yaklaştığınızı Suriye'ye biliyoruz. Hiçbir şekilde Suriye topraklarından, evet diyelim ki Türkiye zaten Suriye'de toprak bütünlüğüne saygıyı falan devamlı vurguluya geliyoruz zaten. Burada bizi tehdit eden, terör problemi bizi ortadan kaldıran bir sonuç elde edilebilirse biz zaten bu topraklarda kalmaya niyetli değiliz. Bizde işte 3,5 milyon Suriyeli var. Biz bunları da kendi vatanlarına dönüşlerini de yardımcı olduktan sonra biz zaten burada kalma niyeti değiliz. Çekileceğiz. Ama İran çekilecek mi? İran buradan çekilmek istemiyor yani. Her halükarda İran girdiği yerden çıkmayı da istemiyor. Sadece burası mı? Hayır değil. Lübnan'dan da çıkmayı abi, istemiyor. Şey olalım ya, hani samimi olalım. Yani biz de istemiyoruz. Canım, elbette biz de istemiyoruz ama şimdi şöyle bakın yani ona bakarsanız hatta siz de biliyorsunuz bazı konuşmalarda Türkiye girdiği yerden çıkmıyor ki diyorlar. E tabi doğru. Tamam. Ama hayalimizde bizim Musul da var. E tamam. Efendim başka yerler de var. Hatta, yani eyvallah. Ya, ama bunu yapmak var. Bunu, ya kendi Lozan'la anlaşmalı oldu. Yani bize ait olan topraktan çıktık geldi. Geriye çekildik. Yani biz işin o tarafına bakarsanız yani işte Türkiye evet. Öyle bir şeyin içerisinde değil yani. Ha iyi mi yaptık o ayrı mesele. Yani onu tartışırız, konuşuruz da. Hayır iyi yapmadık elbette. Bugün eğer bir takım şeyleri konuşuyorsak veyahut da yanlışlar diye şey yaparsak onu en başta sıralamamız icap eder. Yani kendi toprağımızdan geri geldik. Her neyse şimdi bu zirvede ne konuşuluyor? Buna bak. Biz ne kadar aksini söylersek söyleyelim Suriye'nin şeyiyle Türkiye ne zaman çıkacak? Bir takvim veya bir program versin. Şeyi bu. Suriye'nin talebi bu. Rusya da diyor ki kardeşim burada gündemsiz konuşacağız diye kararlaştırdık. Hı hı. Suriye tamam diyor yani gündemli değil. İşte biz de hani ortaya konuşuyoruz diyor. Türkiye de diyor ki terörü de konuşalım. Tamam ortaya konuşuyorsak terör konuşalım. Sen burada bir takım şeyleri besliyorsun yani burada tutuyorsun PKK, PYD unsurlarını. Burada tutuyorsun. Biz de ondan söz ediyoruz burada. Bunlardan ne zaman ya bunlara karşı mücadeleyi nasıl yapacaksın? Ya bunları nasıl ortadan kaldıracağız? Bizim diyor Suriye, sen burada var olduğun için bu Amerika burada diyor. Türkiye'ye. Böyle bir analiz var. Aynı çok şeyi, garip bir şeymiş ama. Bu, evet. Bize sorsan da onlar olduğu için biz orada. İşte yani aynı şeyi İran da destekliyor. Ankara orada olduğu için Washington elini çekmiyor buradan. Diye. Rusya yani çok Ankara'nın şeyleri doğru, hassasiyetleri doğru. Bunlara saygı duymak lazım. Ve dolayısıyla terör meselesine bakmak filan diye. Sonuç itibariyle bu dörtlü masadan yani siz nasıl düşünüyorsunuz onu bilemem. Veya daha şimdi Hasan Hocam ne düşünüyor onu öğreneceğiz. Ama ben buradan bir sonuç elde edebileceğimizi ümit etmiyorum. Bravo. Bu bir boş yani bir sonuç, o sonucu da söyleyin. Yani ne bekliyoruz ki olmayacak diyorsunuz. Yani şunu bekliyoruz. Biz bir şekilde güvenli kuşak mı istiyoruz?
PKK'yı oradan para söküp atacak bir anlayış beraberliği mi istiyoruz? PKK ile mücadelede bir ortaklık mı? Yani müştereken mücadele edelim mi bekliyoruz? Bunları bekliyoruz. Hayır, böyle bir şey çıkmayacak. Hiçbir şekilde. Aksine PKK'yı Türkiye'yi frenlemek için bir şey gibi gören, Türkiye'yi caydırmak için veyahut da caydıramayacağını biliyorlar. Toplantıdan ama, bir gün önce Şam yönetiminin bir açıklaması, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle. Suriye, Amerika Birleşik Devletleri'nin terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakmasını ve işgal ettiği Suriye topraklarını derhal terk etmesini talep etmektedir. Evet. Bu da herhalde bir zamanlaması var herhalde. Tabii zamanlaması işte bu toplantı meselesiyle yaptığı bir açıklama. Ama esas olarak Suriye'nin savunduğu ve bizimkileri, siz Amerika'nın elini güçlendiriyor buradaki varlığınız diyor. Ayrıca buradaki bir takım unsurlarla diyor, hatta bir adım öteye gidiyor, Haçlı Şabi'yi, Heyet Tahrir-i Şam yani gibi gruplarla siz koordine ediyorsunuz diyor. Veya onlarla dans ediyorsunuz diyor. Bunlar diyor terör grupları. Evet. Siz bunlarla kapışacak mısınız? Adamlar neredeyse Türk lirasını kendi örgütleri içerisinde legal para, yani değişim şeyi kabul ettiler. Yani Türkiye adına şey yapıyorlar falan diyorlar bize. Yani sizin lafınızı diyorlar. Söyleyin bu işi bıraksınlar. Az buz güç değil bunlar, bu Heyet Tahrir-i Şam 60 bin kişi. Elinin altında yani. Bu da bu. Yani Türkiye'den yana orada kavga veriyor dedikleri adamlar bu. O yüzden yani siz istediğiniz kadar biz hayır diyoruz. Tabii bunlarla hatta silahlı çatışmaya bile girdik yani geçen sene. Efendim, silahlı bir takım müdahalelerimiz de oldu falan buraya. Onun için ben ama sonuç itibariyle buradan bir şey çıkacağına hiç ihtimal vermiyorum. Hiç kimsenin bir samimiyeti yok. Yani ne Şam samimi buradan, burada mağduru oynuyor Şam. Arap dünyasına karşı bir birliktelik oluşturma, bizi göstererek orada işte bizi bakın nasıl işgal ediyorlar falan efendim falan diye. Şimdi Arap Birliği'ne de alacaklar çünkü Şam'ı. Rusya'nın açıklaması da şöyle Nani Bey. Diyor ki görüşmeler sonucunda taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini teyit ettiler. Evet, yani bu gayet fantazi bir şey tabii yani. Yani burada otursak hepimizin yani Suriye için böyle dişe dokunmayacak bir şey, yani et diye süt diye dokunmayacak bir şey kaleme alalım desek zaten bunları yazacağımız şeyler yani. Peki. Peki o zaman niye bu kadar yani... Yani Rusya bizim Şam'la masaya oturmamızı istiyor. Şimdi... Çünkü Rusya'nın da Rusya'nın o bölgede biz nasıl orada bir takım çıkarlarımız var savunuyorsak Rusya'nın da çıkarları var orada. Peki. Yani askeri üsleri var, bilmem işte limanlar var, şunlar var, bunlar var. Yani Rusya tek başına orada Esad'ın karşısında oturmayı da istemiyor. Yanında işte Türkiye'de var olsun. Peki. Diyor. Bu Türkiye'ye Rusya'nın duyduğu ihtiyacın da bir ifadesi. Peki, teşekkür ederim Ahmet Süleyman Hocam. Şimdi yarar yaramazın yanına başka şeyler de ekleyelim. Ama ben önce Türkiye'nin hani resmi görüşünü size paylaşmak isterim elbette biliyorsunuz ama benim kendi görüşmelerimde. Asla böyle biz çıkarız, ederiz, şu, bu vesaire hiç yanından bile geçmiyor Türkiye. Hiç yanından bile geçmiyor.
Bu görüşmelerde mesela şu anda siz bize, bana diyebilirsiniz ki Suriye'den ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz? Ben de size uzun uzun mesela programın ne kadar güzel program olduğunu anlatıyorum. Böyle gidiyor. Ve hiç Türkiye'nin buna yanaşmadığını bilmiyoruz. Yalnız iki tane mesele var biliyorsunuz. Bir, terör örgütleri Suriye'de temizlenir. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı azaltılır ya da kaldırılır. Çünkü bakarsanız bu dört ülkenin niyeti bu. Üç, göçmenler meselesi hallolursa ki Avni Bey'in yorumuna göre örtge ölem meselesi bu. Yalnız bunun dışında Suriye'nin bölgedeki rolünde bir değişiklik de görmüyor mu Türkiye acaba? Bunun belki şu anda daha iyi, yani daha iyi bir ilişkiyi gerektirdiğini düşünüyor olabilir mi? Suriye ile daha iyi bir ilişki. Yani bütün bu saydıklarımızın dışında bölge denklemleri üzerinden bakarak. Yeni denklemler. Şimdi bir kere şu çıktı. Bu uzun Suriye savaşı neticesinde Esad'ın bugünden yarına gönderilmeyeceği, iktidarını koruduğu ve bir müddet daha en azından Amerikalılar vurmazsa, Amerikalıların vuracağı kanaatinde de değilim ben. Onu da söyleyeyim. Bu anlaşıldı. Şimdi dolayısıyla bir pozisyon yenilemesi. Çünkü hep varsayım, beklenti şuydu. Esad inecek, tasfiye edilecek Esad rejimi. Yeni gelenlerle görüşmeler yapılacak, uzlaşmalar sağlanacak. Kim gelecek onun yerine? Beklentimiz tabii aşağı yukarı Suriye'deki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün bir anlamda şeyinde, standartlarında ona yakın, en azından onu tolere edebilecek bir yeni oluşum beklentisiydi. Bu olmadı. Yani bu bir kere bunun olmayacağı 2015'te Rusya'nın müdahalesiyle bayağı bir anlaşıldı. Derken İran girdi işin içerisine. Derken bakıyorsunuz zamanın akışı içerisinde Arap dünyası Suriye'ye, daha doğrusu Esad rejimine olan bakışını revize etti. Mesela Katar değil ama yani ne bileyim işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri tekrar Arap Ligi'ne alınma ihtimali gündeme geldi vesaire. Ama hepsinden önemlisi bütün bunların içini dolduran bir şey oldu. İran orada ağırlığını Rusya'nın da beklediğinin ötesinde koydu. Şimdi bir dörtlüden bahsediyoruz değil mi? Mesela İran, Rusya, Suriye, Türkiye. Aslında ilk başta Rusya İran'ı devre dışı bırakarak bu işi götürmek istedi. Evet. Yani İran'ı bu işe dahil etmek istemedi. Yani Türkiye, Rusya eğer hani belki Ukrayna Savaşı'na kadar yani bir de şeyi düşündüler. Körfez'i düşündüler. Tabii. Birleşik Arap Emirlikleri olursa bu iş daha rahat. İran dinlemedi bunu. İran yırtarak geldi buraya. Hatırlayalım Ankara'ya hemen Dışişleri Bakanlığı gönderdiler ve dediler ki biz varız. Biz olmadan asla. İran olmadan asla. İşte Ukrayna Savaşı biraz eline büktü Rusların bence. O daha önemlisi Çin. Çin İran'ın arkasını öyle bir geçti ki yani bu bütün dengeleri alt üst etti burada ben söyleyeyim. Yani Amerika'nın yeniden buraya dönük ilgisinde artışı oldu. İsrail bir takım böyle savrulmalar yaşadı. Baktığınız zaman İran şu an dünya medyasına baktığımız zaman içeride çok kötü bir tablo çıkarıyor bize. Artık onun ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. O zamanlarda bu jeopolitik değerinin bir anda yükselebileceğine ilişkin çok güzel konuşmalar söyledik, yapıldığını tabii, hatırlıyorum yaptık. Ben Süleyman Hocam. Doğru, haklısınız. Hatırlattığınız iyi oldu. Nitekim İran dışta birden pazusunu yeniden şişirdi. Yani gösterdi. Şimdi ben bu meseleyi şöyle görüyorum. Türkiye'ye gerek Moskova'dan bakınız, gerek Washington'dan eşanlı pres geliyor. Yani artık tercihini yap. Ey Türkiye, tercihini yap. Şimdi tabii bu pres böyle yani Ankara'ya gelip efendime söyleyeyim bir takım şeyleri imzalatarak falan olmayacak. Ama mecbur bırakacak oyunlar kuruluyor. Bunlardan biri Kafkasya'da kuruluyor. Bakınız.
Bunlardan biri de Balkanlarda kuruluyor. Şimdi Balkanları zaman zaman burada biz de takip ediyoruz ama biraz daha belki bugünlerde ağırlık verelim Balkanlara. Çünkü Moldova veya Sırbistan üzerinden Rusya'nın bir işaretine bakar. Bakın çok kötü açıklamalar geliyor. Bosna Hersek'teki Sırp yönetiminden, liderinden. Bayağı faşist bir adam yani. Sırbistan göz kırpıyor aşağıya doğru. Her ne kadar şu an Rusya'dan tam bir yeşil ışık almıyor ama aldığı an bu bugünkü yönetimin nasıl dönüşebileceğini, onun altından nasıl bir Sırp milliyetçiliği yırtıcı çıkacağını ben aşağı yukarı kestirebiliyorum. Doğrudan Müslümanları vuracak harekete dönüşecek. Hocam zaten bütün Avrupa'da bir faşist şey var, dalga var. Dalga var tabii, tabii. Onun belki de bir yansıması ama şu olacak yani. Bir de Sırbistan'ın tabii çok şey. Evet, özel bir şey. Müslüman Kosova'ya ve Müslüman Bosna'ya saldıracaklar. Ve içeriden saldıracaklar. Yani orada bir azınlık meselesi olarak bunu gündeme getirip orası tutuştuğu an var ya, Türk-Rus ilişkilerini sürdüremezsiniz. Bakın, görelim bunu. Dolayısıyla bunu kim tezgahlayabilir? İki türlü olabilir. Balkanlar tutuşturulabilir. Bir, Rusya kendisi karar veriyor. Yeter artık ya. Tamam, Türkiye hassasiyetimde buraya kadar diyebilir. Ya da başka bir gelişme olur. Avrupa-Rusya ilişkileri açısından veya NATO-Rusya ilişkileri açısından gözü Türkiye'yi falan görmez. Avrupa'yı yakmaya karar verdiği an düğmeye basar. Tersi olabilir. İngiltere orada Rusya'yı zor duruma düşürmek için başka bir şey yapabilir. Sonuçta fark etmez. Yani kibriti kim atıyor? Benzini kim taşıyor? Önemli değil yani. Orayı yakabilirler. Ve Türkiye böyle bir tabloda fail kim olursa olsun, başlatan kim olursa olsun, saik sebep ne olursa olsun birden Rusya ile problem bulur kendini. İkinci mesele Kafkasya meselesidir. Kafkasya'da Azerbaycan, Ermenistan meselesi büyüyor. Çok büyüyor. Orada başka meseleler var. Yani Türkiye'nin hem belli açılardan durumunu kolaylaştıran, belli açılardan da daha da zorlaştıran bir tablo seyrediyor orada. İran-Türkiye gerilimi. Bakın gözümüzü kapatmayalım buna. O haberler filan boşuna çıkmıyor. Doğru onlar. Ya biri söyledi bunu. Bir basın bizim de işte yazarı olduğumuz Yeni Şafak gazetesinde bu yayınlandı. Yayınlandığı an Türkiye'deki Rusofil ve Persofil çevreler itiraz ettiler buna. Dikkat edin. Bu Türkiye ile İran'ı düşmanlaştırıyor birbirine. Ya tamam da yani eyvallah da İran'da ne yapılıyor Allah aşkına? Bugünkü toplantıya ne söylüyor? İşte o ha, yani onu diyor. O yani. Yani, ona bak. Ben şöyle hocam onları. Şu yani bu geriden gelen işler. Ama orada bir başka bir şey çıkarılabilir. Ya yani Türkiye orada ne yapacak? Yani Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu an sürdürülebilir bir durum yok. Her an işte bakın çatışmalar oluyor, insanlar bir boyutu falan. İran işte onu da geri gelince tam onu diyorum zaten. Tamam. Ha, İran şunu söylüyor. Bu Hazar meselesi benim aleyhime gelişiyor. Bu Hazar'ı ben tıkayacağım, kurutacağım diyor. O bile orada çok sıkıştılar. Ha ve ben bunu diyor şey üzerinden, Irak üzerinden Suriye'ye taşıyacağım. Yani o hattı ben işleteceğim. Güneyden gelen hatla da bunu birleştireceğim ve Türkiye'ye ekarte edeceğiz. Azerbaycan'ı da ekarte edeceğiz diyorlar. Evet. Adamların kafasındaki plan bu. Ya bu real politik bir tercih ve İran'ı ben kendi içinde anlıyorum. Yani bunu böyle tarihsel husumetler, Türk düşmanlığı, İran bilmem nesi falan gibi ya da Şii, Sünni kan davası falan üzerine oturtmuyor. Real politik. Süleyman Hocam çok kısa bir aram var. Tamam. Onu bir halledelim mi? Bu akşam reklamlar konusunda rahatız. Efendim kısa hemen dönüyoruz. Uzun da bir tartışma fırsatımız olacak. Hemen geliyoruz. Konuşuyorduk. Evet yani Türkiye ile İran'ı savaştıracak bir iklim geliştiriliyor. Hazırlanıyor. Yani
ben daha evvel hep Türk-Yunan Savaşı acaba daha mı yakın bir ihtimal diye düşünüyorum. Ama orada bir ne diyelim dondurma işi oldu. Şu an bence gündem İran-Türkiye gerilimini tırmandırmak. Ve Türkiye yeniden hani hep fabrika ayarları diye konuşuluyor ya batı çizgisine çekmek. Yani şimdi düşünelim bir an için. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, NATO vesaire. Bu Türkiye'yi sadece kendi haline mi bırakırlar yani? Bırakmıyorlar bence. Veya Türkiye'deki siyasal rekabetlerin neticelerini mi bekleyecekler? Filancanın kazanıp filancanın kaybetmesi. Hayır. Öyle bir ortam yaratırlar ki mecbur kalırsınız orada. Ne yapacaksınız? Bunlar hesap ediliyordur herhalde bizim hariciye mensupları tarafından. İki yerden Türkiye'nin belini bükmeye çalışacaklar. Onu İran karşısına geçirdiğiniz an pozisyonel olarak Kafkasya'da Rusya ile evet arasını bozmuş oluyor. Bakın Azerbaycan Gürcistan'la anlaşma yaptı dediniz değil mi? Evet. Savunma anlaşması. Savunma anlaşması. Bu ne demektir? Dikkat edelim yani. Rusya mesela buna nasıl bakacak? Bakıyor bu kartı niye aç? Kime açıyor mesela? Evet işte bilmiyoruz. Tabii. Ya Rusya'da bunun yankısı ne olmuştur? Düşünelim. Gürcistan da kime açıyor bu kartı? Ha, Gürcistan'a bu kartı kim açtırıyor? Şimdi bakmak lazım. Rusya'nın sinir düğmelerine basmak demek işte o. Bakınız. Ve unutmayalım İngiliz istihbarat servisinin bir numarası Ermenistan'ı ziyaret etti. Şimdi bunlar bakın ve bu, orada bir İsrail faktörü de var. Onu da unutmayalım. Yani çünkü İran'da iyice tahrik oluyor çünkü. Çünkü İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ekonomik derinliği vesaire, ben Azerbaycan'ı bu açıdan eleştirmek için söylemiyorum bunu. Ama yavaş yavaş militer düzeye çekilmeye başlıyor. Yani zaten vardı, daha da geliştiriliyor. Şimdi bu şartları yan yana getirdiğiniz zaman Türkiye'nin bölgesel aktörlerle beraber burada siyaset üretme kapasitesini sıkıntıya sokacak bir sürü şey var. Yani bundan ben hani Rusya, İran siyasetleri olarak bahsetmiyorum. Onları da kuşatan başka şeyler var. Yani Balkanlarda çok bence tehlikeli bir tablo var. Kafkasya'da gene çok tehlike. Bu ne? Karadeniz barışını bozmak içindir. Şimdi ne yapacak Türkiye bu durumda? Bence bu Moskova görüşmesi, ben üstadıma tamamen katılıyorum. Ben zaten başından beri. Söylüyordum. Yani böyle Suriye ile anlaşıyoruz. Esad'la Erdoğan bir araya gelecek de güzel düzelecek. Hiç inanmadım ben böyle. Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeleceğine hiç inanmadım. Yani bakınız. Yani bunlar böyle bugünden yarın olacak şeyler değil. Ama gördüğüm kadarıyla bu gelişmeler İran-Türkiye arasındaki kasr-ı şirin ruhunun tasfiye edilmeye doğru gittiğini görüyorum. Dış kışkırtmalarla ilgisi yok. İran'da bu oyuna gayet güzel geliyor maşallah. Yani geliyor. Peki baktığınız zaman kendi real politiği açısından da evet yani İran'ın gidecek başka yeri yok gibi de düşünebilirsiniz. Yani anlamak açısından, anlayış göstermek açısından değil. PKK-İran ilişkileri, PKK-Rusya ilişkilerini hep söylüyorum. Bu haber çıkmadan evvel de konuşmuyor muyduk biz bunları? Hep söylüyorduk. Hep söylüyorduk. Yani PKK üst düzey kadrolar falan hepsi şu İran'da, Kandil'in İran tarafında. Üstad söyler hastaneleri orada, öyle değil mi? Bütün her şeyleri orada. Nasıl oluyor iş? PJAK'ı gayet güzel disipline ettiler. Yani PKK kartını burada açarak Kafkasya'da pozisyon alıyor. PJAK'ı PKK ehlileş orada. Tabii ki yani. Tesissiz hale getirdi. Şimdi baktığımız zaman yani bütün bunlar hakikaten Türkiye'nin işini çok zorlaştıran, çok daha bence nasıl söyleyeyim maharetli, çok daha ince bir takım siyasetler geliştirmeyi mecbur bırakan bir tablo. Karadeniz'de bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz o denge politikasını artık istemiyorlar yani. Türkiye'nin bir an evvel kararını vermesini istiyorlar.
Kim onlar? Yani savaşsa savaş. Hangi taraf? Yani şöyle. Bu NATO... kadar büyük orduyu beslemene ne? Yani eğer savaşmayacaksan ne lüzum var? NATO için şu. Yani NATO askeri olarak NATO'nun bütün siyasetlerine, aldığı bütün kararlara Türkiye harfiyen uyacak bir kere. Ambargoysa ambargo, ilişkileri kesmekse ilişkileri kesmek, silah takviyesi ise silah yardımıysa Ukrayna'ya o. Yani neyse yani Rus düşmanlığı yeniden biz de gireceğiz. Evet. O soğuk savaş iklimine falan. İşte Moskov tehlikesinden falan bahsedeceğiz. Bunları istiyorlar Türkiye'de. Peki öbür taraf ne istiyor? Öbür tarafta diyor ki Suriye'de benim çizgime gel. Bu Azerbaycan meselesinde Türkiye'ye geri dur diyor İran. Ne karışıyorsun diyor. Çünkü onda da büyük bir biliyorsunuz Türk kitle var yani. Şimdi demek istediğim işler çığırından... İran'ın içindekini söylüyorum. Elbette yani. İşte dediğim gibi Hazar orta yol meselesi var. Yani falan. Çin burada nerede? Çin çok ilginç bir biçimde Türkiye'nin siyasetleriyle barışık değil. Aynı şeyi Çin'den duyuyoruz. Türkiye askerini çeksin. Buyurun. Çin, Rusya... Tabii. Suriye, İran, Türkiye'ye, Moskova'da söyledikleri şey bu. Çin doğrudan değil, dolaylı olarak. Askerini çek. Şimdi biz ne yapacağız bu durumda? Çin doğrudan, Birleşmiş Milletler de doğrudan yüzümüze söylüyor. Yüzümüze söylüyor bunu yani. Yüzümüze söylüyor. Şimdi demek istediğim, yani böyle bir tloda kiminle müzakere edip ne kadar yol alınabilir? Ben bunu biraz karanlık görüyorum açık söylemem gerekirse. Türkiye'nin başından beri söylediğim şey. Burada de facto proaktif hangi terimlerle anlatacaksak hani böyle proaktif deyince bir şey gibi oluyor. Neyse yani veya de facto fiili olarak biz durum yaratmak zorundayız. Ve bunda da çok geciktik. Onu da söyleyivereyim yani. Bekledik hep bir şey olur, düzelir, anlaşırız falan. Olmuyor. Olmuyor. Yani şimdi böyle bir İran'la nasıl, neyi anlaşacaksınız? Rusya ağırlığını yavaş yavaş baktı ki yani Türkiye mi İran mı? Şimdi soralım Rusya açısından. Türkiye mi İran mı? Yani belirsiz ama tarafsız kalmış bir Türkiye ile gövdesiyle Rusya'nın yanında yer alan bir İran var. Kimle iş görürsünüz, i̇şte iş yaparsınız? Bu önermelerin hepsi aslında açık uçlu biraz Süleyman Hocam. Öyle mi? Öyle tabii. Yani mesela açıdan sonra söylemiyorum. Şimdi mesela Türkiye-Rusya ilişkilerinin Rusya açısından da açmaz olduğu birçok nokta var. Var tabii. O da Türkiye'nin. Bir de Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği yani asimetrik hareketler oluyor ama işte burada da 14 Mayıs seçimlerinden anlıyoruz ki biraz daha rahat geçirilmesi açısından sadece daha net pozisyonu gözlemleme arzusunda Ankara. Birçok olay sayıyoruz Türkiye'yi darlayabilecek. Bak siz bir parantez anlattınız yani hem Balkanlarda hem Kavkaslarda. Aslında Balkanlara da hacet yok. Yani Ukrayna, Hazar Havzası zaten iyi bir parantez darlamak için. Ama acaba asıl tercih en başta söylediğiniz bence. Sen Türkiye olarak neredesin? Tabii. Neredesin? Bu da yine geliyor seçimler meselesi. Şimdi şöyle diyelim. Karadeniz'de Türkiye, Balkanlarda ve Kafkasya'da, Karadeniz'de son derece düzgün bir siyaset götürdü. Bakın bu iktidardan hiç hoşnut olmayan ama aklı başında bir takım çevreler bile bunu teslim ediyorlar. Ediyor tabii yoldan çıkmayan bir insanlar var. Fakat Akdeniz'e indiğimiz zaman açtığımız kartlarla onun karşılığı olan asetlerimiz, varlıklarımız bir araya gelmedi. Çünkü dediğim gibi sıkıntılı ve bence yanlış olarak tarif edebileceğimiz bir takım noktalardan hareket ettik. Yani zamanında. Hı hı hı. 2013'ler, 14'ler falan neyse. Yanlış işlerdi onlar. Yani şimdi oradan tabii Türkiye çıktı ama çıkmak yetmiyor. Şimdi orada yeni bir pozisyon bakıyorsunuz her yer tutulmuş. Yani böyle bir durum var. Şimdi Karadeniz'de gayet iyi Ruslarla anlaşıyorsunuz. Yani belli noktalarda filan en azından Libya'da karşınızda Rusya var. Suriye'de karşınızda Rusya var.
Sudan'ı konuşacağız. Sudan'da karşınızda Rusya var. Şimdi bekliyoruz. Ne evet, yapacağız? Öyle. Evet. Devam edelim. Hasan Hocam buyurunuz. Aynı. Siz belki bu şeyin içinden çık. Aynı tabii. Şimdi biraz konferanslarda da tartışıldı bazı konular. Arkadaşların yaklaşımları güzel, çok doğru. Şimdi Suriye'de olanların pozisyonlarını ben söyleyeyim size. Orta Doğu'da ne yapıyorlar? Rusya Suriye'de, Libya'da, Sudan'da, İskenderun'da. Onu unutmayalım. Oraya bir Rus gemisi yanaşabilir. Yani çünkü nükleer sistem var, bilmem ne var, onlar sağlıyor. Şimdi böylece Orta Doğu'da bir alanda bulunmuş bulunuyor. İran Suriye, Irak, Lübnan, bu sırada Ermenistan'la yakın ilişkiler içinde. O da kendi çevresindeki Şii kuşağını elinde tutuyor. Bir de aşağı indiğinizde Yemen. Oradan Sudan meselesi var. Afrika'nın burnuna yakın bir alanda bulunuyor. Yani dört bir yerde, dört bir yerde. Türkiye kimleri terörist olarak görüyor? YPG, PKK. Peki İran kimleri terörist olarak görüyor? ÖSO ile DAEŞ'i terörist olarak görüyor. Peşinden Amerika DAEŞ'i terörist olarak görüyor. YPG, PKK'yı yanında görüyor. İran YPG, PKK'yı Amerika gibi ÖSO ve DAEŞ'e karşı kullanmak istiyor. Sünni güç olarak gördüğü için. Orada tuhaf bir şekilde Amerika ile uzlaşmış oluyor. Kendi Orta Doğu çıkarları açısından Rusya'nın PKK diye bir sorunu yok. Yani olabilir. Türkiye'nin sorunu, dostluk için destek verebilir, olabilir. Hepsini birden tehdit olarak gören Suriye. Yani PKK, YPG'yi, ÖSO'yu ve DAEŞ'i tehdit olarak görüyor. Ve geçen günlerde Amerika'nın da yakın durduğu bir pozisyonda, ya bize otonomu verelim, Kuzeydoğu Suriye'de otonom parça olarak kalalım. Yani yine Suriye'nin içinde böyle devam etsin, biz problem olmaktan çıkalım. O zaman Amerika çekilsin falan gibi, bunu kabul etmemişler. 2018'de de bazı görüşmeler var. Hatta Rusya'yla da anlaştı falan gibi bir takım yazılar çıkmıştı 2018'de. Yani orada bir otonom bölgeler olsun. O otonom bölge içinde kalsın. Aynen Irak modeli gibi. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi. Bu biraz Türkiye'yi rahatsız eder ama Türkiye nasıl Irak'ın kuzeyini kendisine bağlamışsa orayı da bağlar. İleride çok şey olmaz falan gibi. O olmadı. Bu yapı içinde Türkiye'nin bu belirsizlik içinde görüşmelere devam etmesi faydalıdır. Çünkü görüşme devam ettiği müddetçe birbirini ısırma olayı olmaz. Komünikasyon devam kesildiğinde çatışma oluyor. Böyle bir şey yapmıştık biz. İletişim titreşimi. Böyle yoğun konuşmalar falan. Sonra bir düz çizgi haline geliyor. O düz çizginin ucunda savaş çıkıyor. Yani iletişim bittiğinde. Ama iletişim devam ettiğinde savaş çıkmıyor. Şimdi böyle bir karışık durum var. O halde temenniler konuşuluyor. İşte göçmenler gelsin. Avni abi söyledi. Süleyman Hoca da söyledi. Burada teröristler kim? DAEŞ gitsin, ÖSO gitsin, YPG gitsin. PKK, YPG gitsin. Suriye burada hakim olsa ama Rusya kalsın. İran ne olacak? İran kaldığı müddetçe de Amerika'yı, dolayısıyla İsrail'i ikna edemiyoruz. Yani eskiden burada İran yokken
İsrail aşağıdan 95'lerde, biz de yukarıdan bastırdık. Terörist başı APO'yu gönderdiler. İşte orada bir yerde İtalya'ya, oradan başka bir yere gitti, yakalandı, geldi falan. O zaman çünkü İran yoktu Suriye'nin içinde. Bu sefer var ve çıkmak istemiyor. Fazladan Çin destekliyor. Rusya destekliyor çünkü SİHA, silahlı insansız araçlar veriyor. İşte kamikaze dedikleri boyutları falan. Ve Şangay grubuna da aldılar. Bir başka boyut daha var. Azerbaycan'daki gelişmelerden rahatsız. Daha ileride biraz ele alacaktık ama o yani geniş Orta Doğu kontekstinde ele alıyorum. Geniş Orta Doğu boyutunda. Şimdi Azerbaycan, İsrail, Türkiye, İsrail olduğu için Amerika ve NATO. Bu rahatsız edici bir durum Rusya için. Ermenistan'ın numarası da bu boyuta karşı. Ermenistan, İran, Hindistan, Rusya, petrol koridoru. Bizim koridorumuza karşı. Yani Azerbaycan, Tbilisi, Ceyhan'a inen koridora Tbilisi. Karşı. Çünkü iki tane de Azerbaycan tehlikelidir diye Karadeniz'deki petrol istasyonunu kapatmış. Ruslar buna bozulmuşlar. Bu Batı'nın işine yarıyor. Ama Türkiye üzerinden Azerbaycan işte Gürcistan'dan da geçerek Batı'ya petrol verebilir. Verebiliyor, veriyordur belki de bilmem. Onlar da başka bir şey. Hindistan çok yakın alışverişi var. Ticareti, enerji alımları Rusya'dan. Ve Ermenistan da bunu kullanıyor. Ve iki geçici de konferansta bulunan Azeri arkadaşlar söyledi. Bir tanesi Laçin, öbürü de aşağıdaki neydi o geçiş? Zengezur. Burada Rus kontrolünde. Bizimkiler daha kısmına çıktıkları için o adam madem falan gibilerden dediler ki biz hem geçitlerin içini görüyoruz yukarıki dağda hem de Azerbaycan içindeki Ermeni bölgesini yukarıdan olduğu gibi tasvir edebiliriz. Fakat Ruslar var orada. Yani kontrolü biz yapıyoruz barışçı diye orayı kontrol ediyorlar dedi. Şimdi bu yapıda milliyetçilik boyutları ileri sürüyor. Fakat bir de Ermeni topluluğu var İran içinde. Fakat bunlar dini olarak bir azınlık oluştukları için sistemde yer alamıyorlar. Yani etkililer sistemde yer alamıyorlar. Fakat Azeri Türkleri hem Mollalar arasında var, hem ordu gücünde var, hem de devrim muhafızları içinde varlar, hı hı. Komutan olarak. Yani tam ayrım yaptığı zaman da kendisi de rahatsız oluyor. O yüzden bu hattı tutmak zorunda. Şimdi burada... Mesela hocam, siz mesela şimdi burada savaştan sonraki döneme ait sakinliği aşan bir gerginlik, bir risk görüyor musunuz? Görüyorum çünkü İsrail rahatsız olduğu için olaylar sıkışıyor. Şimdi aynı olaya geleceksiniz. Sudan'da nasıl bu olaylar olduğunu biraz sonra arkadaşlar anlatacak. Sudan'da bu sene içinde İsrail'le İbrahim anlaşmaları yapılmak üzere Amerika ve Batı Avrupa burada bulunuyormuş. Yani orayı bağlıyor. Çünkü Netanyahu buradan Güney Amerika'ya direkt böyle yan Mısır üzerinden geçip Sudan'dan geçip şeye Latin Amerika'ya giden uçuşların yapılmasını istiyormuş. Şimdi İsrail burada var. Bakın Azerbaycan kısmında var. Suriye kısmında var. Zaten Barzani kısmında var. Suriye'yi bombalıyor. Ve Kızıldeniz'i kontrol etmek durumunda çünkü kendisine giden Kızıldeniz yolunu tutmak zorunda. Yani dört yerde İsrail var. Suriye'den rahatsız. İran'dan rahatsız.
Ermenistan'ı dışarıda bırakıyor ve Suriye'yi de bombalıyor. Hangisini bombalıyor? İran kısımdan. Şimdi bu yapıda Türkiye bir anlaşma yapıp buradan çıkamaz zaten. Suriye için söylüyorsun. Ya, durum bu. Böyle şey, bu tırmanabilir. Türkiye idare edecek. Biraz sordum Hasan tabii, Hocam. Karadeniz'de Süleyman Hoca'nın söylediği gibi Karadeniz çok önemli bir yer değildi. Önemli bir yer değildi. Adriyatik'le Doğu Akdeniz önemliydi. Karadeniz'de Türkiye vardı zaten. Romanya, Bulgaristan'ı aldılar. Problem yok. Ama Amerika'nın Rusya'yı çevirmek istemesi, özellikle Biden'ın orada sıkıştırması falan, birdenbire Karadeniz'i ne yapacağız? Bakın buradaki konferansta Karadeniz'in güvenliği. Bizimkiler de söylüyor, Karadeniz güvenli ya, biz varız. Bulgaristan var, Romanya var. Yani neresi güvensiz? Rusya'yı ne yapacaksınız? Burası hem Rus denizidir hem Türk denizidir. İşte Ukrayna'nın var, Bulgaristan'ın var falan. Herkes kendi sahasında özgür olsun. Savaşmazsanız herkes özgürdü zaten. Ya bu savaş çıkana kadar herkes özgürce gidiyordu, geliyordu, bilmem ne yapıyordu. Montreux'de de bazıları biz tutuyorduk. Niye buraya gelip de illaki buralarda bir takım operasyonlara? Peki ne olacak diyoruz şey çıksa, bahar harekatı başlasa ve başarılı olamazlarsa? Kim için söylüyorsunuz bunu? Amerika'ya sorduk. Amerikalılar orada. Onlar olduğu için de başarısız olurlarsa felaket olur yani. Ya. Nasıl olacak? Öyle de gözüküyor. Hadi oralar altımız böyle, üstümüz böyle. Demin hocalar anlattı, Kafkaslar öyle. Gene 1990'lardaki şeytan üçgenindeki Türkiye'ye mi döneceğiz? Hocam Sinop'taki üssü tekrardan canlandırmak falan istiyorlar ama Amerikalılar mı? Evet. Yani şeyin, Amerika'nın number one olmasını, fiyatlarını çerçevre şey diyoruz, İran buralara gelmiyordu bile. İran kendi yerinde duruyordu. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'e kadar inen bir boyutu yoktu. O kadar ekonomik baskılar, yaptırımlar, şunlar bunlar hali yok. Gittikçe yayılan bir askeri güce dönüştü. Petrolün önemli hale gelmesi sayesinde. Hindistan kim bilir ne kadar ne alıyor. Sadece Rusya'dan almıyor, buradan da alıyor işte. O koridorunda yakında haritaları çıkmaya başlar. Rusya, Ermenistan, İran, Azerbaycan'ı es geçiyorlar. Falan filan. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Hani Bey, tamam bunu geçtik. Yani Suriye'yi ve daha doğrusu bu dörtlü masayı takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak bunu işlerken işte siz de sirayet etmeden bırakamadınız. Ermenistan, Azerbaycan geriliminin biraz daha farklı bir hali var. Bu hal şöyle de oluyor. Mesela açılışta bahsettiğim ya, sınırda sık sık çatışmalar oluyor ve karşılıklı kayıplar veriliyor. Ama aynı zamanda Bakü'nün içinde mesela İran istihbaratına yönelik sık sık ve çok sayıda insanı operasyonlar, evet, işte İran ajanıdır deyip istenmeyen kişi ilan edip ve bu neredeyse belli aralıklarla, yani ta biliyorsunuz İran'da da Azerbaycan elçiliğine, evet, ne saldırılar var. Bu son olayda da yani Latin koridorundaki karakolun açılmasıyla birlikte de bir anda büyük oyuncularda da sesler yükselmeye başladı. O yani yapılan anlaşmaya bakıldığı zaman burada bir şey gözükmemesine rağmen Fransa kıyameti koparıyor. Amerika Birleşik Devletleri kıyameti koparıyor. Rusya kıyameti koparmıyor. İki tarafa da yani şöyle diyor benim anladığım. Kıyamet diyelim, kucağımda elim, diyor zaten. Daha sonra. Şimdi bu hal esasında hani sizin de işaret ettiğiniz kısmen öyle söyleyeyim. Bu bölgenin biraz daha muğlaklaşmasına yönelik bir arayışın olduğunu. Yani Batı eliyle, yani kimse burada çünkü o savaştan sonra, 2000 yılındaki, 20 yılındaki savaştan sonra aslında bir şey sağlanmıştı Süleyman Hocam. Nispi bir huzur sağlanmıştı. Ki hemen öncesinde hatırlayacaksınız, Hazar Anlaşması var. Hazar'ın kıyıdaş olduğu ülkelerin, burayı kimseye sokmuyoruz arkadaşım biz Batı'dan dedikleri anlaşma var. Bir şey sağlanmıştı ama şimdi ama öyle işte değil. Ama işte diyor ki adam buraya kimseyi sokmuyoruz deyince, Amerika diyor ki mesela, beni de mi? İşte, ama şu anda fiilen yok işte. Estağfurullah abi, ben varım yani. Senin çıkarlarını ben korurum. Peki. Ma, bu ne kadar iş tehlikeli Avni Bey? Onu söyleyeyim. Çok tehlikeli. Bu fevkalade tehlikeli.
Çünkü bu coğrafyada Amerika'nın, Rusya'nın, şimdi Çin'in de öyledir muhtemelen. Onlar da öyle yaparlar. Sorunlu bölgeler, sorunlu şeyler, olaylar bırakmak ve sonra bu olayları patır patır üzerine iğne değdirip patlatmak. Bu ilk defa görmüyoruz ki bunu. Bu Orta Doğu'da her yerde bunu gördük. Bu Laçin aynı şeyi hale gelecek. O hale geliyor işte. Ya bir şey yaparken bakın çakal diye bir hayvan var. Bu yani avını öldürüyor. Yemiyor. Toprağa gömüyor. 3 gün, 5 gün çürütüyor. Yani avı mundar ettikten sonra geliyor yiyor. Şimdi bu büyük devletler dediğimiz devletler, iddia sahipleri, bunlar böyleler. Yani bir şey yapıyorlar ve mundar ediyorlar ondan sonra. Kokutuyorlar. Ondan sonra tadını çıkarmaya çalışıyorlar bu işin. Sen istediğin kadar ya bundan bizim payımız ne oluyor filan diye inle bağır. Hayır. Adam şimdi düşünüyor, o Zengezur koridorunu bir düşünebiliyor musunuz halini? Bizim evin koridoru gibi yani o. İncecik bir şey. Burada İran var, Türkiye var, Azerbaycan var, Rusya var. Daha ne olsun yani? Onun için burada bakıldığı vakit düzen tutturmaya çalışmak kadar zor bir şey yok. Ve Ermenistan var tabii bir de. Bir de Ermenistan'ın içinde de gruplar var. Yani Ermenistan da tek kalem değil. Onun için... Peki ne yapsın Türkiye? Türkiye'nin yapacağı şey... Ya bir şeyi yaparken mesela biz barış anlaşması imzaladık. Değil mi? Kimle? İmzalandı. Hangi? Laçin anlaşması. Evet, tamam. İmzalandı. Kardeşim imzalamayın ya. Niye? Sizin çıkarlarınıza en uygun bir hattın çizilmediği veya garanti altına alınmadığını gördüğünüz anda hayır deyin ya bir şeye de. Bu anlaşmada öyle bir sorun var mı? Var tabii. Onun için işte yolu kimin yapacağı bile belli değil. Rus kontrolünde. Rus kontrolünde. Yok yok, belli abi. Anlaşmada var onlar. Ama bizi sokmuyorlar mesela. Biz yapmayacağız onun için. İşte yani inşaatı kim yapacak belli değil. Bilmem ne. Parasını ver ben yaparım falan gibi laflar var. Yani. Böyle abuk subuk şeyler. Peki. Süleyman Hocam. Buyurunuz. Evet. Şimdi bu bir ateşkes anlaşmasıydı. Her şeyden önce onu hatırlayalım. Yani oradaki fiili durumu çözmüyor. Oraya bir statü kazandırmıyor. Hoş, bir statü kazandırmanın arayışını gerektirecek ne var? Çünkü o bölge, Karabağ bölgesi, Azerbaycan'ın anasının ak sütü gibi helal bir bölge. Evet, tabii. Ve bu, gayet öyle tabii. Bu Sovyetler Birliği çözülürken tescil edilmiş bir harita üzerinden. Tabii. Şimdi öyle bir tablo var ki burada. Sizin olan bir alan size yar edilmek pazarlığı istemiyor. Yani hayır geldik diyorlar. Orada azınlık var ama diyorlar. Yani şimdi o azınlık ne olacak? 30 bin 40 bin Ermeni mi var? Tamam diyor Azerbaycan. Onları diyor ben vatandaşım yapacağım. Eşit vatandaşım olacak onlarda. Onlara özel olarak kötü bir muamele asla yapılmayacak. Benim devlet garantim altında onlar diyor. Bunları söylüyor. Hayır ama diyorlar olmaz. Şimdi burası sorunlu bir yer. Evet. Şimdi burası sorunlu bir yer. Özellik başlıyor tartışmalar. Oralarda başlıyor tabii. Yani orayı Balkanlaştırmak için ne yapılması gerekiyor veya Lübnanlaştırmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklar. Şimdi Azerbaycan'ın buna tahammül eşiği nereye kadar? Çünkü Han kentini rahatlıkla alabilirdi. Yani evet biraz daha yorucu olurdu, biraz daha yıpratıcı olurdu ama... Yani tıpkı bizim Kıbrıs'ı alıp da Lefkoş Havaalanı'nı bırakmamız gibi. Bunun gibi bir şey. Yani bilemiyoruz tabii belki.
işte ince bir takım hesaplar var falan. Ama bir durduk. Yani duruldu. Durduğumuz yer sürdürülebilir bir yer değil ki. Bu devam edecek. Ve bu sorun ayrıca da büyütülüyor. Şunu görmemiz lazım. Ne Amerika Birleşik Devletleri, müdahil olan güçler. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Fransa, ne efendime söyleyeyim Rusya, ne efendime söyleyeyim İran için Ermenistan hiç önemli değildir. Hepsinin real politik hesapları vardır. Ermenistan'ı burada sonuna kadar kullanacaklar. Karabağ'ı sonuna kadar kullanacaklar. Tabii Karabağ'ın bir başka boyutu daha var. Onu da söyleyelim. Maden açısından, tarım alanları açısından çok zengin. Orayı bırakmak da istemiyorlar. Başka açılardan da öyle düşünebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla Azerbaycan bir noktaya kadar bunu taşıyacak ama sinyallere bakıyorum, göstergelere bakıyorum. Artık Aliyev yeter diyor. Yani ne olacaksa olacak. İşte o oraya karakol açmalar falan zaten biraz onun işareti. Onun işareti. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil, taşınılabilir bir şey değil. Ve unutmayalım Minsk, değil mi? Rusyalı dostlarımız maşallah yani Ukrayna meselesinde evet. Minsk konusunda yeteri kadar şikayet ediyorlar. Evet. Ki bence haklılar, onu da söyleyeyim. Son derece haklılar. Ama aynı Minsk grubunun Kafkasya'da Karabağ sorununu süründürmesine bizzat onlar kendileri de katılıyor. Yani böyle bir burada işte çifte standart yani. Bunu da görelim. Dolayısıyla yani Azerbaycan burada bir şekilde bu fıçıyı patlatacak. Bu açık. Peki. Bunu söyleyebiliriz. Ama şimdi ilave etmemi gerektiren ha, buyur, başka şeyler sen. De var. Öyle yani. Vurguladınız ki bitirdiniz ha, gibi. Yok yani. Bu sadece tonlama icabı öyle söyleyeyim. Şimdi burada nereye dayanacak Azerbaycan? Şimdi İran buna hayır diyecek. Aslında Çin bir anlamda buna hayır demiş olacak. Rusya istemeyecek. Yani Rusya da bunu kendi hakimiyet alanı elinden çıkıyor diye istemeyecek. Yani orada statükonun bozulması evet. gelmiş. Karabağ askerlerini yerleştirmiş. Oh ne güzel yani değil mi? Kimle yapacak? Tabii ki Türkiye. Yani bu savaş Allah inşallah hani hayırlı neticelerle yazmıştır ama yani bu savaş bir ikinci defa çıktığı an 2020'den sonra. 2023'te, aynı şartlarla olmaz. Hayır. Türkiye anında müdahale edecek. Anında İran müdahale eder ben söyleyeyim. Anında İran müdahale eder. Anında Pakistan da müdahale eder. E şimdi nereye gidiyoruz? Değil mi yani? Şimdi neye dayanacak? Evet Türkiye var. Muhtemelen Pakistan var arkasında. Ve bunu kim destekleyecek biliyor musunuz? İsrail destekleyecek. Evet. Hadi bakalım bulmaca. İsrail'in desteklemesi Amerika'nın da en azından bu konuda biraz böyle hafif bir geri durması. Yani savaş çıkana kadar Ermenistan'a her türlü desteği vereceğini falan söyler. Fransa da aynı şeyleri söyler ama orada İsrail faktörü devreye girdiği andan itibaren bir elleri soğur. Ha. Yani hay Allah. Ha. Tabii İsrail'de gövdesiyle girmeyecek Türkiye gibi. Başka şekillerde girecek. Yani Azerbaycan Savaşı'nda olduğu gibi. Tabii tabii. Yani böyle olacak. Ama orası karışmış olacak mı nihayetinde? Zaten arzu edilen Kafkas, ha. Yani hani ne, İş, kimin kazandığı kaybettiği Gürcistan onu. Buna dahil olacak. Kim efendim? Gürcistan hı. efendim. Bakın Bakü, Tiflis, zaten Ceyhan. Savunma anlaşmasının sebebi o. Tabii ki. Gürcistan dahil olunca Rusya nasıl dahil olacak acaba? Düşünebiliyor musunuz? Bakın ihtimaller bunlar. Ve kuvvetli ihtimaller. Biz tabii seçim satım haline girdiğimiz için hani bu konular biraz artık bizde yani bizim gibi programlarda ancak konuşuluyorsa konuşuluyor. Kaç tanedir bilmiyorum. Dolayısıyla hani böyle bir sıkıntı bir orada. Efendim? Bir tane. Artık öyle gidiyoruz biz. Orada çok nasıl söyleyeyim üst üste çok katmanlı problemler yumağı ve orayı yakacak orası. Şimdi o zaman Rusya ile Karadeniz barışını sürdürebilecek miyiz? Türkiye pozisyonunu neye göre ayarlayacak orada? Kime göre ayarlayacak? Burada keseyim ama. Evet. Çok konumuz var daha. Hasan Hocam ilave edecekleriniz tabii memnuniyetle alayım ama hazır Ermenistan konusu açılmışken
Yani biz bu konuyu esasında Türkiye olarak kapadık. Şöyle kapadık. Yani dediklerini desinler. Yani 15 olaylarından, 1915 olaylarından bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ve müstakbel başkanı aynı zamanda Biden yine çıktı. 11. Şey dedi. Soykırım dedi. Soykırım dedi. Yani. Türk Dışişleri Bakanı da şarlatan dedi. Evet. Efendim şimdi bu demokratların azınlıklar üzerinde oy topladıkları için onların isteklerine çeşitli şekilde cevap veriyor. Mesela Afrika toplu, Afrika Kokasus diyor. Azeri, Yunanistan, şu bu falan. Öbürleri de cumhuriyetçiler daha çok beyazlar, şunlar bunlar falan gibi. Şimdi bir de kazanıp kazanmayacağını hesaplıyorduk. Şuradan hesaplarda bir değişiklik olabilir mi diye korkumuz oldu. Bunların çok sağlam olduğu iller var. Michigan'dan başlıyor aşağı doğru, Arkansas falan. Buralarda bu abortion, yani kadınların çocuk aldırma olayında cumhuriyetçiler hayır oyu kullandığı için oradaki yapılan kamuoylarında demokratların oyu %66 artmış böyle bir faktörden. Halbuki normal olarak ekonomik çöküş nedeniyle ve petrol fiyatları nedeniyle oy almaması lazım. Ha, buna mı güvenip kendisini cumhurbaşkanlığına atadı? Onu bilemiyorum ama ben samimiyetle destekliyorum, yani onu söyleyeyim. Türkiye'nin lehinedir. O da şeyi uzatacak ama. Avni Bey çok kötü baktı ama niye baktı bilmiyorum. Ukrayna Savaşı'nı uzatacak bir adam. Yani Ukrayna Savaşı, neyse bir şey söyleyeyim. Ondan uzun yaşar diyecektim de aldım geriye. Evet, onlar da var. Bazı sorunlar da yaşıyorlar. Hasan Hocam şu. Bu soykırım açıklamasının aslında Türkiye'ye artık çok fazla bir etkisi oluyor mu? Olmuyor. Şundan korkuyoruz. Şimdi kapitalizm iki boyutta gelişmiş. Biri bankacılık, öbürü sigortacılık. Buradaki bu azınlıkların hepsi sigorta olmuşlar. Yani o kapital, yani sigorta sahipleri falan da var. Şimdi bunlar özellikle Kaliforniya mahkemelerinde işte bizim kişiliğimize, hayat sigortamıza dokunan olaylar oluyor diye bir takım kararlar aldırıyorlar. Şimdi oradan uluslararası alana yansıyacak bir şekilde bunların yaşam sigortalarının ödenmesi gerekirse milyarlarca dolar ödememiz gerekecek olayında bir boğuşma var. Yoksa bu hayata geçmez. Bilmiyoruz. Yani bundan kaygılıyız. Bunun önlemini almak konusunda hareketli olalım diyorsunuz. Ben evet, öyle anlıyorum. Evet, onunla dışişleri uğraşıyordu. Bu Türkiye, yani bu mesela kimi sorsanız siz, yani dışişlerinden de akademiyeden de, Ankara Merkezli Akademiyan da bu öyküyü dinlersiniz. Ama bir pratiği var mı? İşte Kaliforniya'daysanız oradan federal mahkemeye gelmesi lazım. Uzun sürüyor tabii. Tamam, bizden alabiliyor mu? Mühim olan o. Tabii ama o sizin gücünüze bağlı işte. Almaz ama müeyyide uygular. Kendi vatandaşı oy veren. Şimdi mesela ambargolar koyarlar. Tabii 2000'de bir şey çıkmıştı. Fransa'da soykırım önerisi verdi. Marsilya'dan bir milletvekili bayan. O zaman bir grup halinde gidildi, konuşuldu filan mecliste. Kadınla konuştuk. Yani niye bu öneriyi şimdi getirdiniz siz falan. Valla dedi 35 bin dedi Ermeni var dedi Marsilya'da. Onlar dedi bana oy veriyorlar. Siz dedi 35 bin Türk bulun dedi. Ben bu motion'umu, yani kamu teklifini geri çekeyim filan. Böyle bir durumlar oluyor. Yani siyasetin oynadığı durumlar oluyor. Mahkeme kararı olmadığı müddetçe, zaten mahkeme kararı da olsa itham edilenlerin hepsi vefat ettiği için dava düşer. Başka alacakları ne varsa falan. Zaten iki sene içinde dönenlere malları ve vatandaşlıkları geri verilir. Gelmeyenler yeni kanuna göre gelmiyorlar. Peki. Böyle bir durum var. Teşekkür ediyorum. Geçtik Sudan. Yoksa şarlatan konusunda bir şey söylemek istiyorsunuz? Yok.
Bu Ermeni meselesi, soykırım iddiası ile ilgili konular tabii çok daha su kaldırır yani. Hiç, bence girmeyelim bu akşam. Evet. Avni Bey, Sudan'da. Ama şöyle bir konu aç. Şimdi pazartesi akşamı Sayın Dışişleri Bakanı bir başka programda şöyle bir anekdot anlattı. Dedi ki yurt dışından dedi bir dostum aradı. Tabii dostu dediği yani Dışişleri Bakanı'nın da üstünde bir makam ama hani onun için söyleyemeyeyim ismini dedi. Yani ya bir ülkenin başbakanı ya bir ülkenin cumhurbaşkanı. Öyle anlıyoruz anlattığı ülke. Demiş ki ya hani kötü mü gidiyor demiş hani seçimde. Yo demiş nereden çıkardınız bunu? Yani burada bir tane şey kanal ismini de verdiği için ben de veriyorum. Euronews. Bir anket yayınladı. 20 puan fark var. Bak demiş şimdi ben tarafım. Hani bir şey söylerim inanmazsın. Kendi büyükelçine sor demiş. Aradan diyor birkaç zaman geçti diyor. Birkaç gün geçti. Beni tekrar aradı diyor. Ben konuştum büyükelçimizle. Hiç öyle değilmiş. Şimdi Sayın Bakan bunu şunun için anlattı. Bağlamı şuydu. Türkiye'de büyükelçilikler anketler yaptırıyorlar. Ve bu yeni bir şey de değil. Hani bir rutin bile sayılabilir. Kendisi isim de verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya bunlar yaptırıyorlar dedi. Konuşmasından yine anladık ki Ankara bu anketlerin yapıldığından da haberdar, sonuçlarından da haberdar. Ne çıktığından da haberdar. Gel gelelim bu ülkelerin basın yayın organları başka anketler yayınlıyorlar. Yani kendi temennilerine, beklentilerine, politik çıkarlarına göre. Bunların içinde mesela resmi kurumları da sayabileceğiniz Voice of Turkey var, Türkçe var, BBC Türkçe var, işte sayıldığı için Euronews diyoruz. Şimdi bu niye, bu nasıl oluyor? Yani buradaki muratları ne? Şöyle, birincisi yani bunu ben de yeri geldiği için daha iyi bile şey yapabilir ama şimdi iki türlü yani bir diplomatik misyon yani büyükelçiliklerin yaptıkları esas olarak ülkede yani Türkiye'de durum ne? Durum ne diye sorarsanız ayrı ayrı kendileri adına bir takım anketler yaptırmıyorlar. Çok anlaşmalı bir takım şeyler var. Anket firmaları var. İtimat ettikleri. STK'lar tarafından da yapılıyor. İşte itimat ettikleri yerler var. Oradan aboneler. Onlar. Yani akşam izleyicilerimiz başka haber programlarında seyrettiği anketörler değil. Evet, değil. Onlar değil yani. Efendim yani onlardan bir takım bilgiler akıyor. Bir bu. Ama yayınladıkları o medya kuruluşlarının yayınladıkları şeyler var. O temenniler. İşte Orhan Hasan Hoca falan bilir. Onu istihbarat veriyor. O bilgiler, şeyleri. Böyle yayınlayacaksın. Böyle. Yani arada 20 puan fark var dedirtiren o istihbarat şeyi. Dolayısıyla yani bunlar 14 Mayıs'a kadar herkesin gözü geçen programda da değil mi? Bayram öncesi de konuştuk bunu. Şu anda dünyadaki en önemli seçim. Türkiye'nin seçim. Türkiye'deki seçim. En kritik şey ve belirleyici. Bütün, yani sadece Türkiye'de ne olacak sorusunun cevabı açısından değil yani bu. Onun dışında da, Türkiye'nin dışında da bütün bölgeyi ve NATO'yu hepsini ilgilendiren bir sonuç çıkacak öyle Türkiye'de. Tabii. Ortaya çıkacak bir sonuç. O bakımdan fevkalade önemli. 14 Mayıs'a kadar birçok şeyi kilitlenmiş, askıya alınmış, ertelenmiş ne dersek diyelim yani görebiliriz. Yani hiç alakası olmayan şeyler soruyorsun. Şu şeyi inşaatı ne zaman teslim edeceksin diyorsun. Seçimden sonra abi diyor adam. Yani kendi
buradaki şeylerinize bile bakın, münasebetlerinize bile baktığınızda alacak, verecek, şunlar, bunlar filan hepsi seçim sonrasına neredeyse bir şekilde endekslenmiş gibi görünüyor. O bakımdan bir an evvel bu seçimin kazasız belasız ki evet, öyle gideceği İnşallah. Den yana bir kuşkumuz yok. İnşallah çok şimdilik iyi gidiyor yani işin. Tamam. Geçmeden önce bir Hasan hocamıza da soralım bakalım bu konuyu. Sonra Sudan'a geçelim. Ha. Nasıl oluyor Hasan hocam bu işler? Yani Erem, hani açık söylendi işte mesela diyor ki yani Berlin, o seçim yapılıyor şey. Türkiye'de evet. diyor. Bir bana diyor bak buradaki muhtemel sonucu verin diyor. Veriyor adam. Gerçek sonuç. Yani gerçek sonuç dediğim makul hani. Sonra diyelim Almanya'nın basın yayın kuruluşları bir takım anketler yayınlıyor. Sadece gerçekliğe aykırı değil şeye de aykırı. Hani akla mantığa da aykırı. Nasıl oluyor bu? Yani şimdi şeyden, işte 20 puan fark gibi evet, falan vesaire. Örnek vereyim konferansta. Hı, evet, evet. Türkiye'nin işte bölgenin güvenliği konferansı bu. Değişik ülkeler var. Oradan gelen Almanlarla yapılıyor Konrad grubu. Dışarıda konuşuyoruz. Dedim ki bu Amerika'nın bu savaşı uzatması sizin dedim Almanya'nın, Fransa'nın bunlar iki dedim ülke. Avrupa'daki en iyi ekonomiyi götüren ülkeler. Ama bu sizi çökertiyor. Evet dedi biliyoruz. Ama işte dedim bunu içeride soracağız da siz de evet böyle oluyor falan diye. Böyle söylediğimiz zaman siz Putin taraftarısınız diyorlar. Biz devletin istediği görüşleri yansıtmak zorundayız dedi. Onun üzerine konferans konuşmalarını çok dikkate almadık. Mesela şöyle bir özetleyeyim hocam devam edecekler. Seyircilerimiz daha belirgin anlasınlar istiyorum. Bir uluslararası konferansa katılıyorsunuz. Burada insanlar Türkiye, bölge, Ukrayna savaşı, dünya güvenliği üzerine konuşmalar yapıyorlar. Yerlisi, yabancısı var. Dışarı çıkıyorsunuz. Orada çay, kahve içeceksiniz. Vallahi diyorlar biz Amerika'ya o kadar şey yapmıyoruz. Yaptıkları yanlış. Ukrayna'da da durum öyle değil. Vesaire vesaire bu türde. Sonra şeye çıkıyorlar. Kürsüye çıkıyorlar. Amerika'nın yanındayız. Rusya'ya karşıyız. Ukrayna'da haklıyız. Sonuna kadar diyorlar. Evet, evet. Şimdi bu rezillik nedir? Bu o devletin bir gerçekleri bilmesi var, bir de isteği var. Yani bu psikolojik savaşın bir parçası. Yani ne olursa olsun sonuna kadar. Sonradan da baktım, o laf Biden'ın cümlesiymiş. Biden'ın cümlesiymiş. Sonra bizim diplomatlarla konuştuk. Dediler ki, derinlemesine cevap vermiyorlar. Böyle dışarıda konuşuyor. Mesela Doğu Akdeniz sorunu nasıl çözülebilir? Bir Yunanlı devletler hukuku profesörü var. Bir İtalyan devletler hukuku profesörü var. Bizim Türk var. Diplomatik olarak konuşuyor. Bu dedi ki uluslararası hukukun araçları var. O araçlara göre çözülür. Ulan bu Amerika'nın görüşü. Yani Doğu Akdeniz'deki hiçbir şeye dokunmayın. Devletler hukuku Yunanistan'ı haklı görüyor görüşünün. Araçlar nasıl? Sizin yorumunuz nedir? Onu soruyoruz. Hayır devletler hukukunun araçlarına göre çözülür. Ha, o zaman soru sormaya gerek yok. Yani cevap vermeyecekler. Ama bir de çözmüyor. Öyle de bir durum. Çözmüyor çünkü yoruma bağlı olan bir şey. Mesela şeyi sorabilirdik ama dişleri istemedi. Peki Meis Adası'nın 200 kilometrelik bir ekonomik deniz alanı olabilir mi? 10 kilometre karelik bir ada Türkiye'nin altında Yunanistan'dan 2000 mil uzakta. No, olamaz. Bu lafı söyleyemezler. Söyleyemiyorlar. Yani oradaki görüş Amerika'nın haklı savaşı, Avrupa sonuna kadar bunu destekleyecek. Ne pahasına olursa olsun, ne kadar uzun sürerse sürsün. Bunu öğretmişler. Hangilerine? Neokon gibi düşünen Almanlara öğretmişler. Yeşiller filan mesela. Evet. Neokon gibi düşünüyorlar. Ve kendileri perişan durumda. Şey de söyledim ya, derste bir Alman... Neogreen gibi bir şey yani. Yani neokon green gibi. Evet. Tabii. Sizin 323 tankınız vardı. Hangi tankları üretip vereceksiniz? Türkiye'nin dedim 3-4 bin tankı var. Yani tekrar bunları üreteceksiniz, sisteme sokacaksınız. Bu sefer de diyor ki
Mercedes yapmayacağız ama bu sefer de askeri endüstriyle canlanacağız. Dedim askeri endüstriyle canlanan bir Rusya vardı. Sonradan dedim elinde atom bombası uzaya giden araçlarla iflas etti dedim. Öyle değil mi? Tabii. Uzaya gidiyorlardı, atom bombası vardı. Ama zeytinyağı bulamayınca gümlediler. Ama kafası yıkanmış insanlar gelmişti. Çok ilginç. Ne isterlerse onu söylediler. Şimdi bu şeye benzedi Süleyman Hocam. Dün mü bugün mü ne Birleşmiş Milletler'de özel bir oturum vardı. Lavrov da katıldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere hepsi orada. Ukrayna konuşuluyor. Herkes Lavrov da oradayken Rusya'yı yerin dibine sokup çıkardılar. Yani işte şöyledir, böyledir, saldırgandır, uluslararası hukuk dinlemiyorsunuz, insan hakları yok, demokrasi yok, bilmem peki. Sonra Lavrov dedi ki, son söz onun, o zaten başkan galiba. Başkan dedi. Rusya, evet ondan sonra. Birleşmiş Milletler dedi, garip bir şeyden geçiyor. Burada hayatta kalacak mı emin değilim dedi. Bu kadar. Bakın size bir devletler hukuku örneği vereyim mi? Buyurunuz. Yani bizi nasıl etkiliyor? Şimdi Yugoslavya'nın içinde azınlık olan Kosova var, Arnavutluk. Evet. Oraya bağımsızlık verdiler. Sırbistan'ı sıkıştırarak. Bu devletler hukukuna aykırı. Çünkü devletler içindeki azınlıkların ayrılma hakları yok. Devlet evet. kurma hakları yok. Şimdi Ermenistan bunu bize karşı ileri sürüyor. Kosova nasıl bir evet. azınlıksa, devlet kurma hakkına sahip olduysa, ben de Azerbaycan devleti içinde azınlık olarak devlet kurma hakkına sahibim diyor. Halbuki devletler hukuku ve bütün NATO ülkeleri hayır, azınlıkların kurma hakkı yok. O zaman Fransa'da 3 tane devlet çıkar. İtalya'da 2 tane devlet çıkar. İspanya'da 3 tane devlet çıkar. Onlar kabul edilmedi. Ancak sömürge olanların azınlık kurma hakkı, yani kurma hakkı evet. var. Bunu Amerika ihlal etti. Bütün devletler okudu, canlı okudu ve peşinden diyor ki hukuk düzenine bağlı bir uluslararası sistem için savaşıyoruz. Felaketleri önleyeceğiz. Adam bir de kalktı dedi ki felaketler sadece zelzele değil ki. Sizin ülkeleri işgal ettiğiniz zaman demokrasi getireceğim diye etrafı dağıttığınız durumlar felaket değil mi dedi. Bunu soran bir Mısırlı. Lafı karıştırdılar. Dedim ki bu konferansları yapmayalım arkadaşlar. Niye? Biz 3-4 kişi arada toplanıp doğru düz şeyleri buluyoruz. İstihbarat bilgimiz yok. Özel bilgiler dışlarından gelmiyor. Mantık olarak bunu çözüyoruz. Koskoca dedi bu Alman istihbaratı Hitler zamanından beri bunları anlamadıysa demek ki bunlar yıkanmışlar. Yahut korkuyorlar Amerika'da. Korkuyorlar, korkuyorlar hocam. Yani öbür türlü bu yalan söylüyor, yalan yatıyor falan filan. Böyle söyleyince öyle yapıyorlar. Bütün Batı basını ya, basın evet. özgürlüğünden bahsediyorlar. Batı basını, Amerika ne derse onu yazıyor. Hocam bizde bir tabir var ya, bu mesela işte merkez, tek bir merkezden gazetelere siz şunları yapın diye ihtilal idaresine de filan yazın diye metinler gönderildiğine filan inanırız biz. Yok mu, bu böyle olmadı mı? Oldu. Ya Amerika bunun savaş, darbe, şu bu dışında normal zamanda yapıyor. Çok dağıttınız. Şunu şöyle çok yayınlayın anlayalım. Diye. Baktığınızda şimdi mesela siz demin siz, hocam da şey yapıyor, takip ediyor. Erike hocamız da. Bu Bahmut'ta Rusya kazanıyor yani değil mi? Evet %80'ini ele geçirdiler. Ele geçirdiler kazanıyorlar. Adamlar bunu yüksek sesle söylemeye korkuyor ya Rusya. Tabii hani söylese de duyulmuyor zaten. Ha, yani anlayan yok yani. Bu. Çok net %80. Bu senin bütün oradaki şeylerinin. Ha, şu anda Ukrayna Savaşı'nın yani kilit noktası. Kilit taşı yani tabii, öyle. Öyle. Yani, o kadar önemli. Öyle. Peki. Ve o Bahmut çök bittiği anda. Arkası da gelir diyorsun. Arkası, ay üstelik de şimdi orada biraz yağmurlar var. Bilmem ne i̇şte var. Onu bekliyorlar. Bu yağmurlar bittiği anda ne olacak orada? Peki. Efendim reklamlardan sonra Sudan'a geçiyoruz. Hemen geliyoruz. Nasıl oldu ve haklı bir rica o. Şu haritayı tamamlayalım. Sudan'ın altına ekleyelim dedi. Nasıl tamamlayacağız? Tabii Ukrayna'yı konuşacaktık. Yani Ukrayna'yı bir basamak programımızda öne aldık. Çünkü bir haklı sebep var. Özellikle Ukrayna'nın NATO'ya alınması ihtimali. Esasında hani şöyle ifadeler yer aldı. Bu son
Almanya'daki Rammstein toplantısında açılışta söylemiştim. Sanki buradaki üye ülkeler ya da katılımcı ülkeler öyle söyleyelim. Hepsi sanki evet demişler gibi bir şey çıktı ortaya. Öyledir değildir bilmiyoruz. NATO'ya almak demek ya zaten Rusya'nın başından beri bu savaşın sebebi o dediği şey esasında. Buyurunuz hocam. Estağfurullah. Şimdi şu soruyu sık sık soruyorum kendime. Yeni bir soğuk savaş... Özür dilerim. Bahmut meselesini de katabilirsiniz. Tabii o önemli çünkü. Tabii ki. Yeni bir soğuk savaş iklimine mi girdik? Benzetmelerle akıl yürütmeleri birleştirmek, örtüştürmek her zaman iyi sonuç vermez. Yani analoji iyi bir akıl yürütme biçimi değildir. Çağrıştırmış olabilir. Ama ben artık şunu rahatlıkla iddia edebiliyorum ki soğuk savaşa bile rahmet okutacak bir dönemdeyiz. Çünkü ben soğuk savaşı bir lise öğrencisi, bir üniversite öğrencisi olarak idrak etmiş. Evet. Bir nesle sahibim. Üstadım çok daha öncesinden bilir. Hasan hocam çok daha derinlemesine bilir. Estağfurullah. Ama şu kadarını görüyordum. Yani evet bir husumet var. Evet bir savaş riski var. Ve korkunç bir savaş riski var. Ama bütün bunlara rağmen barışa bir pencere açılmış durumdaydı. Özellikle 1950'lerdeki kızgınlığı, harareti söndürüldükten sonra ki bu iki tarafın da ortak çabasıyla oldu. Detant dediler. Koegzistans pasifik dediler. Yani barış içinde bir arada yaşama ve yumuşama dediler. Bugün böyle bir kamplaşma somut olarak yok sanki. Ama ondan daha beter ve çok daha totaliter bir biçimde zihinlerde ve ruhlarda soğuk savaşa rahmet okutacak bir dünyayı idrak acil ediyoruz. Acil çıkış kapıları yok. Yok, bravo. Tam onu söylediniz. Ve tırmandırılıyor ve inatla ve ne pahasına olursa olsun. İşte Hasan Hoca'nın bahsettiği tipler konuşuyor. O siyasetçiler Avrupa'da iktidara geliyor vesaire. Şimdi G7 toplantısı olacak önümüzdeki günlerde. Yani bilmiyorum tarih olarak ne zamandır? Galiba yeni yapıldı hocam. Yapıldı bitti mi o? Evet. Yapıldı mı? Yapıldı. Yani ya bekledi yapılmadı mı? Siz yapıldı bitti baktınız, değil mi? Yeni bitti yani. Evet yani ve beklediğiniz şeyler çıktı muhtemelen. Ha şu. Ben sonuçlarını çok takip etmedim ama gündemine baktım. Yani yapılmadan önce gündemine baktım. Şunları konuşacaklar. Bilmiyorum karara bağlandım onlar. Bayram girdiği için takip edemedim. Özür dilerim. Estağfurullah. Şu. Rusya'yı tarihten silmek. Tabii bütün hep ona konuştular. Yani silme lafını kullanmadılar ama budur konuştular. Yani açıklamaları da bu yönde. Yani, Rusya şöyledir, Rusya şimdi böyledir. Amerika Birleşik Devletleri husumetli olduğu Sovyetler Birliği'ni özne olarak kabul ediyordu. Kültürel olarak baktığınızda evet zaman zaman olimpiyatlarda işte senin olimpiyatına ben gelmeyeceğim. Sen gelmezsen ben de senin olimpiyatına gelmeyeceğim. Evet. Moskova olimpiyatları, Los Angeles böyle şeyler oldu. İtiş kakışlar falan oldu. Lakin Rus balerinleri, Rus edebiyatçıları, Rus sanatçıları, Kızıl Koro mensupları pekala Batı'da konserlerinde verdiler, saygıda gördüler. Ya bu işi sanata bulaştırmadılar. Bugün Dostoyevski'yi yasaklamaya kalkıyorlar. Ve Rusları hiçbir şekilde dünya... Yok saymak. Yani yoksunuz ve sizi yok edeceğiz. Yani tarihten sil... İnanılmaz bir şey bu yani. Korkunç bir şey. Anlaşılıyor ki özellikle Stoltenberg'in son Kiev ziyareti de onu gösterdi. NATO'ya almadan NATO'ya alacaklar. Yani NATO'ya almadan NATO'ya alacaklar. Zaten Ukrayna'daki NATO varlığı ortada. Yani NATO üyelerinin varlığı ortada. Tabii. Yani bunda çok tartışacak bir şey yok. Bir şey yok. Aslında. Şimdi bu Bahmut meselesi. Bahmut'ta kaybediyorlar. Dediğiniz çok doğru. Ve orası %90 oranında galiba son benim aldığım takip ettiğim haberleri Rusya'nın eline geçti. Hatta %95 diyenler de var. Tabii Bahmut mahvolmuş, haritadan silinmiş vesaire. Ama ondan sonra geniş bir düzlük açılıyor. Evet.
Rus ordusunun önünde ve birden haritalar fena halde değişecek orada. Hayır, bir de şu anda onlar hazır, yani diyorlar ki Kiev saldıracak. Asıl onun hazırlığı yapılıyor. Şimdi o aşağıda yani Dinyeper havzası. Ha, orada işte ki önce dediler Kırım veya Odessa veya sonra daha yukarıda ki bölgelerde filan. Yani bilemiyorum. Ki, yani Türkiye'nin resmi görüşünü biliyorsunuz Kırım konusunda. Evet. O tamam. Fakat Kırım'ı yani hakikaten kullanır. Nükleer silah kullanır. Ben çok ben de şimdi onu söyleyeceğim. Hakikaten kullanır yani. Yani Rusya'yı öyle bir noktaya getiriyorlar ki nükleer kapasitesini harekete geçirmek. Ve bunun karşılığında nükleer olarak vereceğini söyledi İngiltere. Ukrayna'ya nükleer başlıklar. Her şey hazır yani. Her yani hazır. Şimdi bu bir saldırı gelecek yani. Bu saldırıyı eğer başaramazlarsa bu bence özneyi söyleyelim hocam. Batı başaramazsa mı? Batı demek? Başaramazsa. İki tarafı tamam. Tabii bu Batı bunu başaramazsa şimdi ihtimallerden biri şu. Bu senaryo çökecek. Avrupa'da da büyük revizyonlar olacak. Amerika'da da ya büyük kendi, revizyonlar. Amerikalılar kendileri yazıyor. Diyorlar ki sömürü. Bu Amerika'ya vurur diyorlar. Yani Amerika'yı ucu Amerika'ya. Vurur, aradaki her şeyi de götürür diyor. Aradaki her şey Avrupa zaten. Tabii. Şimdi bu ihtimallerden biri. İkinci ihtimal şu. Çok daha büyüterek çıkabilirler bu işin içinden. Yani Ukrayna'da kaybettik. Evet. Şeyde Pasifik'te haydi bakalım. Hadi bakalım. Onu da şeye bağlıyorsunuz galiba. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Tabii açıklaması. Buyurun. Yani şimdi bunlar çok ama çok tehlikeli gidişatlar. Amerikan ekonomisi henüz toparlayamadı kendini. Toparlayamayacağı da ortada. Bunlar bu iç borç tavanını yükseltmezlerse temerrüte düşüyorlar. Yani ekonomisi hakikaten çok kötü durumda. Şimdi ben Mayıs'ı bekliyorum tabii. Fed'in açıklamaları, enflasyon rakamları, işsizlik rakamları, şunlar bunlar. Orada da tablo değişmeyecekse eğer, bu gittikçe daha da tırmandıracak bu işleri. Ona hazır olalım. Yani demin konuştuk Karadeniz, Türkiye, Kafkasya, Suriye'de ne olacak falan. Türkiye nasıl bir çıkış yolu bulacak kendine? Yani bütün bu küresel bağlantıları, bağlamları düşünerek buna karar vermesi lazım. İşte Türkiye'de. Bahar gelecek ya. Ya işte bahar gelirse olacak belli. Bazı çevreler diyorlar ki yani real politik başka bir şeydir. Bakmayın siz şimdi. Tabii tabii. Real yani, politiği Türkiye'ye getirenler mi onu yapacak? Ha ya halbuki öyle de öyle olmuyor işte o işler yani. Olmuyor. İşte ben size şimdi öyle olmuyor. Middle East Eye'dan bir paragraf yani yayın organından Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil, bölge için felaket olacak. Kılıçdaroğlu kazanırsa Batı başkentlerinde şampanyalar patlatılacak. Hiç şüphe yok. Türkiye bölgeden çekilecek. Bak burası önemli. Türkiye bölgeden çekilecek ve AB NATO düzlemine girecek. Türkiye'nin hayati çıkarlarından ödün verilmeden bu yapılamaz diyor Middle East Eye. Bence isabetli bir tahlil bu. Şöyle söyleyeyim yani benim gördüğüm önemli bir nasıl söyleyeyim kırılma noktası var takip ettiğim bazı çevrelerde. Yani mesela bugünkü iktidara muhalif lakin Karadeniz siyasetlerini Türkiye'nin destekliyor veya Rusya Ukrayna savaşındaki pozisyonunu destekliyor. Şimdi bu çevreler iktidar değişiminden yana bir tavır alıyorlar ve diyorlar ki korkmayın bir şey olmaz. Şimdi bu adamlar konuşuyorlar, işte pro Amerikan çevreleri, işte eski sefirler, şunlar bunlar, muhtemelen Dışişleri Bakanlığı'nı oynayan adamlar, iş masaya oturmaya gelince bu bunlar biliyoruz da şimdi konuşmayalım, tabii, hani nereye yani, düşünülüyor? Evet, reel olarak söylediklerini hayata geçiremezler. Onlar da Ruslarla ilişkileri devam ettirecek vesaire. Yani bu reel. Öyle olmuyor işte. Burada çok yanılıyorlar. Yani burada çok yanılıyorlar bence. Dolayısıyla bu tespit bana da çok aykırı gelmedi. Nasıl bir dil kullandılar bilemiyorum. Bu tam çevirisi. Yani tespit tabii devamı olarak, var. Yani bir tespit olarak bunu söyleyebilirim. Yalnız bir belirsizlik olduğunu söyleyelim. Yani Türkiye'nin şimdi Rusya ile nükleer enerji anlaşması yapıyor, askeri yakınlık vesaire ya birçok. Hocam yarın geliyor zaten şey nükleer
Yakıt. Yakıt. Türkiye'ye. Bilmiyorum Putin gelecek hayır, mi? Hayır, video konferans. Herhalde. Bu bile çok önemli bir şeydir. Tabii, yani dünyada çok yankı uyandırır. Yani Putin video konferansla. Bir konuşmayı duyalım tabii. Tabii. Şimdi bütün bunları düşündüğünüz zaman Türkiye ne yapacak yani? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Eğer muhalefet gelirse milli neydi onların ikisi? İttifak isimlerini karıştırıyorum. Millet İttifakı gelirse aşağı yukarı ne olacağını tahmin kestirebiliyorum. Esasında kendileri de söylüyor. Bir şey yok ona. Evet. Tabii Ukrayna'nın yanında yer alacağız falan gibi lafları duyduk. Diğerinde ise hatırlatacağız hocam. Hatırlatacağız Rusya'ya. Rusya da bilmiyordu. Tabii, unutmuştu. Esas öncelikle kendimizi hatırlattık. Bravo. Kendimizi hatırlattık. Son olarak onu söyleyip bitireyim. Diğer seçenek, bugünkü iktidarın devamı ucu çok açık, çok belirsiz ve yoruma bağlı. Onu söyleyeyim. Yani bakalım göreceğiz. Evet. Bu şeyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? NATO üyeliği ile ilgili Hasan Hocam. Eğer NATO üyesi yani yapmalarına da gerek yok dedi Süleyman Hocam. Yok. Şey dediler toplantıda. İsteyen Avrupa ülkesi istediği örgüte girer. Ukrayna NATO'ya girebilir. Peki girdi. Türkiye onay verir mi? Şeyi de bastırdılar çok. Yani her konuşmada... Bak iş çıkarıyorsun başımda. NATO'nun stat şeylerini değiştirirler ya. Abi her konuşmada yani. Şeyi söylediler. İsveç'ten bahsettiler. Kolay değiştirir. İşte Finlandiya'ya girdi. İsveç'i de bekliyoruz. İlk NATO toplantısında bu garanti olduğunu tahmin ediyoruz. NATO bütünlüğünü sağlamalıdır. Zaten Haziran'daki toplantıda asıl NATO politikası ve stratejisi belirlenecek. Bir şey daha sorayım size. Tamam mı? Son konferanstan örnek verdiniz ya, içerisi başka, dışarısı başka. Acaba bu toplantıların da içerisi başka, dışarısı başka mı hocam? Bizdeki... Hayır, o işte bir araya geliyor ya mesela NATO. Ukrayna, NATO ülkeleri diyorlar ki Almanya, Fransa işte şeye karşıyız, Rusya'ya karşıyız. Sonra çıkışta kahve içerken başka şeyler konuşuyor olmasın? Söylemişler. İlk başlarda söylemişler fakat hocam çok fena yüklenildiği için değişmişler. Mesela Alman başkanı ya Amerika'da kalmış, sosyalist boyuttan gelmesine rağmen hepsi çok iyi İngilizce konuşuyorlar bunları. Yani Almancadan çok İngilizceleri daha iyi Almanlar. İnanılmaz şekilde tamamen İngilizce gittiler ve aksanlara da baktım. İngiliz aksanıyla konuşuyorlar. Ve seçilen konuşmacılar da falso yapmayacak şekilde. Bizimkiler zaten yan konuşma yapıyor. Yani karar verici olmadıkları için. Fakat NATO'yu alacaklar. Yani şunu soramıyorsunuz. Ukrayna'nın NATO'da olmasının NATO stratejisinin faydası nedir? Yani şunu da sordum. Siz dedim Rusya'nın Avrupa'yı işgal edeceğine inanıyor musunuz? Hayır. Peki niye böyle büyüyor peki? Onun cevabı yok. Var da söylemiyor. Hadi biraz aşağı inelim artık. Avni Bey, Sudan. Ne oluyoruz? Yani Sudan konuştuğumuz zaman da... Yani yakın zamana kadar... Evet. Yakın, yani çok fazla uzatmadan söyleyeyim. Zamana kadar... Sudan diye sokakta sorsanız... Afrika'da diyen... Çok az kişi çıkar, bir şey çıkar. Ya evet, bu zenciler filan hani biraz onlardan sözdür. Onun dışında Sudan'la ilgili kimse bir şey bilmezdi. Haçta belki Sudanlı hacıları tanıyanlar, hacıları filan görenler, Müslüman olduklarını bilirler filan. Biz yakın zamanlarda yani Türkiye'nin Afrika'yla ilişkilerine dair hep Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afrika ülkelerinden gelen büyükelçilerin veya elçilik heyetlerini ve devlet başkanlarını dahil yani o merasimleri seyrettik değil mi televizyonlarda? Allah Allah yani bu niye bu Afrikalılara bu ilgi diye şey yapan bile olmuştur, garipseyen bile olmuştur. Hani biz de biliyorsunuz ya bu Arapların işlerine karışmamak lazım yani filan diyen bir anlayış bile vardı yani hiç işlere.
Oysa Afrika'nın en büyük üçüncü, yani coğrafi olarak üçüncü büyük devleti. Ben söz ediyoruz. Sudan dediğimiz zaman. Muazzam bir coğrafya. Ve Türkiye'nin orada çok ciddi etkinliği, ağırlığı var. Ve üretim gücüyle de orada Türkiye. Bir takım yatırımlar, şunlar bunlar. Sonra biz bunları ne yazık ki takip etmiyoruz. Bir de işin doğrusunu söylemek icap ederse, işte Türkiye'de siyasi kadrolar bunu yeteri kadar anlatmıyorlar. Yani Amerika'da Amerikan basını şey yapar, takip eder yani. Neresinde ne var, ne Amerika'da, yani Sudan'da kaç tane altın madenini işletiyor, ne kadar bu işlerle alakalılar. Yani biz pek öyle, bizim basınımız da bu işlerde alakalı değildir. Orada bizim elçiliğimiz var. Afrika'daki, yani o coğrafyadaki en büyük büyükelçiliklerden bir tanesi bizimki. Ve bu Etiyopya ile falan da komşuluğu var. İhtilafı da oradan hatta. Etiyopya ile bir ihtilafı da var Sudan'ın. Onların bu Fuşka, yanlış hatırlamıyorsam, bölgesinde bir coğrafi ihtilaf var. Yani Sudan kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Etiyopya kendisine ait olduğunu iddia ediyor falan. Türkiye bu konularda hatta bir arabuluculuk falan yapmanın falan da gayreti içerisindeydi. Ama durup dururken birdenbire Amerika devreye girdi. İyi kötü işte orada El-Beşir zamanında falan da biliyorsunuz. Orada hırgür çıktı. Arkasından bir darbe. Sonra ordu ikiye bölündü. Orada efendim normal bir Sudan ordusu var. Bir de hızlı müdahale birliği kuvveti. Yani. Birlik diye söyleyince sanki müfredatmış gibi böyle kuvvet, yüz binler. Yani o da bir ordu. Hı hı. Ama sivil bir ordu bu. İkiye bölündü bu. Ve birdenbire yakın zamanda, yani yakın zamanda dedim bu ay başında. Efendim, bu çatışmalar ortaya çıktı. Neden? Sudan ordusu, ya bu iki başlı olmuyor bu işler. Bizim yani tek bir ordumuz var. Bu hızlı müdahale gücü bu tek ordunun içinde erisin. Ve o tek hızlı müdahale gücünü terörist ilan ettiler. Ondan sonra da kapışma başladı. Silahlı çatışmalar başladı. Yakın zamanda yani işte evet tamam, Türkiye'nin başında bir seçim kampanyası hengamesi var. Ama orada Tayyip Erdoğan her iki grubun lideriyle telefon görüşmeleri falan da yaptı. Yani gerekirse bir şey yapalım, bir orta yolu, bir ara, yani uzlaşı bir şeyi bulalım bir şey falan da. Peki. Ama anlaşılan o ki Sudan'da köpük kabarıyor. Ve daha da kabarma istidadında. Düşünün yani oradaki işte bir Amerikan Büyükelçisi'nin evinde verdiği partiler, şunlar bunlar falan bir hayli böyle konuşuluyor da. Zaten anlatılıyor. Ama Türkiye bu bize şunu düşündürmeli. Arkadaş bu ya biz ne ilgilendiriyor? Ya çok uzakta bir yer falan diye bu işlere bilgiyane kaldığımız dönem son bulmalı. Her noktasıyla gerek Etiyopya, işte bu mesela işte malum çok büyük bir baraj projesi var. Şu var, bu var. Bu Mısır'ı da ilgilendiriyor, Etiyopya'yı da ilgilendiriyor, Sudan'ı da ilgilendiriyor. Hepsini, bu bölgedeki bütün devletleri ilgilendiriyor. Sadece bu mu?
Suudi Arabistan dahil, Yemen dahil, her kim varsa herkes Sudan meselesiyle alakalı. Bir tek bizim basınımızda Sudan yok. Birazcık veriyorlar işte. Peki. Evet. Şimdi Süleyman Hoca, önce şeyi söyleyeyim. Bu G7 zirvesi hem yapıldı hem yapılacak. Şöyle ki 16-18 Nisan'da yani hani yeni Dışişleri Bakanları toplanmış. Şimdi Mayıs 19-21'de de Hiroşima'da liderleri bir araya gelecek. Yani hem yapıldı hem yapılmadı gibi bir durum var. Doğru. Gelelim Sudan. Şimdi Avni Bey, şu özellikle o son bahsettiği Sudan'ın ne kadar çetrefilli ve bağlantılı. Şimdi mesela bir altın meselesi var bu ülkede. Tabii tabii. Çok, çok ciddi bir mesele. Öyle bir evet. Altın meselesi değil o. Bir altın derken. İki, buradaki oyuncuları yerine oturttuğumuzda bir hiyerarşik sıralama da çıkıyor. Yani mesela bu ülkede en etkili kim? Yani şeye de bakılmadan. Gel gelelim, bu sıralamayı yaptığınızda Süleyman Hocam, Türkiye'yi ilgilendiren ne kadar konu varsa hepsine de bulaşmış oluyorsunuz. Tamam. Burada böyle bir şey. Yani Libya'dan bağımsız düşünülemez. Haritanın başka yeri olmasına. Bravo. Hiç ben alakasız bir şey gibi gözükmesine rağmen. Cezayir'den bağımsız düşünülemez. Kızıldeniz, Çap'tan bağımsız. Yani hepsini katabilirsiniz. Ama benim hani bir numaramda kim oturuyor derseniz etki edebilecek güç açısından sanırım Kahire. Mısır etkili gibi. Daha en etki edebilecek ülke gibi. Ama bakalım batılılar ne yapacak. Ha bir de şu, çok özür dilerim Süleyman Hocam. Aslında hocam bunu da sizin aklınızda dursun, ne olur. Size de soracağım onu. Şimdi biz Sudan'ı konuşuyoruz ama böyle hadi diyelim bu büyüğe doğru evrilen bir kriz. Orta boy bir seri kriz yaşanıyor şu anda kimi Avrupa ülkelerinde. Kenya, Nijerya üst üste geliyor tabii, bunlar. Tabii tabii tabii. Yani biz şimdi şey yaptık ama mesela başbakanlar tutuklanıyor vesaire, eski başbakanlar evet, meclis falan gibi. Bir de böyle bir şey var. Bu acaba hani Avrupa'nın eski sömürgelerini böyle bir nizama buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi bu Karabahlı kıtada yeni bir uyanış var. Bu uyanışla birlikte ortaya çıkan yeni fırsatlar var. Afrika'daki güç birikimlerinin kıtanın üzerinden yavaş yavaş kalktığı, kendini yenileyemediği, kendini yeniden üretemediği manzaralar çıkıyor karşımıza. Ve bir de tabii dünyanın en bakir kıtalarından biri olarak gelecek asırların sıklet merkezi olmaya aday bir kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin burada, demin üstadımız söyledi çok doğru, yani Karaderili Afrikalı liderlerin Türkiye'ye ziyaret etmesi, Türkiye'nin en yüksek düzeyde Afrika'ya yaptığı ziyaretler, sefarethane sayısındaki artış, inanılmaz bir artış. Yani Afrika bayağı abanmış hani. Yani yadırganıyor. Haricinde Afrika'da hangi ülkeler etkili dediğiniz tabii. Zaman onlar yani sayıyorlar. Türkiye Fransa arasındaki münasebetlerin kaderini tayin eden şey Fransa'nın Afrika'daki güç kaybı, Türkiye'nin de o boşluklara girmesi. Bu Fransa'yı çıldırtıyor mesela yani. Bunun gibi şeyler. Şimdi şöyle, hep konuşuyorduk Trump döneminde böyle Afrika'da yaşanan şeyler, işte Libya'da bir şeyler oluyor, savaşlar oluyor falan. Yani hiç ilgilenmiyordu Trump. Yani Afrikom'dan bile bir şey çıkmıyordu. Hocam hatırlarsınız yani böyle, ya ne oluyor buralarda falan. Rusya giriyor buraya yani falan. Şaşırıyorduk buna değil mi? Hatırlayın. Ya niye ses çıkmıyor Amerika'dan? Şimdi bu Trump'ın tabii dünya vizyonuyla ilgili bir şey. Fakat bugün Afrika'ya vaziyet ediyor Amerika. Ve bir senaryoyu bence harekete geçirdi. Bir, Afrika'da mümkün mertebe çok sayıda istikrarsızlık alanı ve iç savaş oluşturma. Evet. İşte bu. Ve Afrika'nın meselelerine Afrikalıların veya bölgesel bir takım güçlerin müdahale etme kapasitelerini minimuma indirmek. Mesela Mısır dediniz değil mi? Ben bir durdum orada. Fark ettim. Durdum. Mısır'ı Mısırlı'ya bile yar etmediklerine göre öyledir.
Sudan'ı Mısır'a bırakmazlar. Yani Mısır'a bırakmak açısından değil bu. Mısır-Sudan ilişkileri o konuda ben biraz hani daha direneyim hocam müsaade ederseniz. Tabii değil mi? Hani son derece istisnai öyle söyleyeyim. Ha diyebilirsiniz ki Mısır'daki Amerikan varlığının bunun üzerindeki ya da Rus varlığının bunun üzerindeki etkisi aktarılmaz mı? Ha, aktarılır ona da bir şey diyemem. Şimdi güç şeylerine bir bakalım da kümelerine. Yani bu bahsedilen milis örgütlerinin arkasında Wagner var. Bunu bilelim. Arkasında Rusya var. Rusya bunu var. Evet. Peki Libya'da ne var? Hafter'in arkasında gene Wagner ve Rusya. Rusu. Orada petrol var, aşağıda altın var. Öyle mi? Peki. Peki buna itiraz eden Libya'da kim? Libya'nın meşru güçleri var. Ve Mısır onun karşısında. Ve Hafter'in yanında. Yani Wagner'in desteklediği Hafter'in Mısır tarafından da desteklendiğini görüyorsunuz. Sudan'a gittiğiniz zaman tablo değişiyor. Orada Mısır meşru ordunun yanında. Bunu da biliyoruz. Bu belirleyici değil ama bence hocam. Ama şimdi şöyle belirleyici. İki ayrı jeopolitikte iki farklı yere oynuyorlar. Neyse peki siz buyurun konuş hocam. Yani tamam. İşte bu kadar böyle kompartman siyasetlerini falan anlayabiliyorum da bir noktadan sonra onların sürdürülebilirlik şansı da yok. Yani belli bir tutarla eriştirmeniz lazım siyasetlerinizi. Orkestre etmeniz lazım. Aksi takdirde bu kadar kompartmandan kakofoni doğar. Yani şimdi burada Türkiye'nin pozisyonu ne? Türkiye işte Ömer Beşir'le zamanında iyi geçindi. Devrildi. Yeni yönetimle de iyi geçindi. Bence bak bunlar çok doğru adımlar. Ah bunları biz niye başka yerlerde yapmadık? Ah. Neyse. Hep yönettik. Son olarak benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla Hakan Fidan bu olaylar patlamadan evvel oradaydı. Gitti. Ve hem şeyle görüştü, ordu komutanıyla, evet. Hem yasal yönetimle, hem de bunlarla görüştü. Yani Wagner'e yakın olan bu birlikler karşımıza bizim Libya'da Cancavit milisleri olarak çıkıyorlar. Tabii. Biliyor musunuz ya böyle bir durum var. Mesela o... Ha. Gruplar birçok Afrika ülkesine para karşılığı hizmet veriyor. Hizmet veriyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu gelişmeler Libya'da Hafter'i fena halde sıkıştırmış vaziyette. Bunu söyleyelim. Ankara'ya bile haberler gönderiyor hocam. Ben tabii yani bayağı sıkıştı. Görüşelim diye. Bayağı sıkıştı. Bu Türkiye için bir avantaj. Türkiye Sudan'da bir tarafı destekleyecek. Ağırlığını koyacak. Ama bunu bence çok ustaca götüreceğini tahmin ediyorum. Aksi takdirde iyi bir sonuç vermez. Böyle çok tarafını tuttuğunu da belli etmeden bunu yapacak. Belli bir dengede götürecek. Ama benim gördüğüm kadarıyla tabii ki meşru olanı destekleyecek. Muhtemelen o meşru ordunun bu tek ordu tezini Türkiye şey yapacak. Evet, destekleyecek. İki ayrı bir devlette yani iki tane ordu olmaz zaten. Burada orkestre edebiliyor Türkiye. Evet. Yani Libya'daki pozisyonuyla Sudan'daki pozisyonunu, evet, orkestre edebiliyor. Uyumlulaştırabiliyor. Burada falsoya düşen Mısır. Ha şimdi Türkiye ne yapacak bu durumda? Belki de Mısır'la ortak bir şey yapacak. Evet, o da olur. Ha burada bakın Türk-Mısır yakınlaşması konuşulabilir. Hatta belki şey veririz, siha veririz. Artık bilmiyorum ne kadar gider o iş. O biraz fazla bir şey de olabilir. Her neyse. Yani bu siha veririz de dediğin de yani savaşı biz de köpürtürüz. Bizim Mısır'la askeri ilişkimiz o. Şimdi onu unutmayalım. Bunu Etiyopya'da Türkiye yaptı ve Sudan'a, evet, karşı yaptı. Ve Mısır'a karşı yaptı. Evet. Rönesans barajı meselesinde CIA'yı gönderdi. Tabii. Düşüyordu yoksa. Orada da aynı şekilde Libya'daki gibi biliyorlardı. Şimdi dolayısıyla Türkiye işin içine Etiyopya'yı da katarak, tabii, Mısır'la da oturarak, Libya'da da alan kazanarak bir hareket sahası geliştirebilir mi orada? Vallahi işte orada benim endişelerim, tabii buna oynayacaktır Türkiye. Mısır da bir rol almaya çalışacaktır da işte bu yar etmiyorlar. Yani ben onu görüyorum. Sudan için gerçekten üzülüyorum. Çünkü Sudan'da şu an sivil halk alınan haberleri evinden çıkamıyor. Hiç beklemedikleri tabii bir anda öyle patladı. Zaten. Yani gafil avlandı. Önlem alamadılar. Evet, herkes gafil avlandı. Ne kadar hazin bir durum.
ve temel ihtiyaçlarını gideremiyor. Evet, şimdi mesela Türkiye burada biraz başka şeyler daha insani yardımlar, soft power gücünü kullanarak bir şeyler yapabilir mi? Bilemiyorum. Tabii bu tamamen hariciyedeki diplomatların marifetlerine kalmış. Tarafların yani yöneticileri de biraz garip hocam. Yani böyle hani diplomatların falan da çok böyle konuşmayı sevmediği tipler yani. Öyle de yani bunlar savaş lordları zaten. Ya bunlar yani siyasetçi falan değil. Bunlar yani şeyden bozma. Anladık ama yani haramilikten bozma. O da yani. Şey yani işin icabı bu. Peki. İşte o ağır abi pozisyonunu yani kazanabilirse, iki tarafa da bir şeyleri biraz kabul ettirebilirse, bunlar çok önemli şeyler. Göreceğiz ama ben istikbalini çok iyi görmüyorum. Sudan'ın Allah yardımcılar olsun. Ne teşekkür diyeyim? Ederim. Hasan Hocam buyurunuz. Kısa. Siz konuşun ben kısaltırım. Hem şimdi burada Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, İran, Amerika, Avrupa ve İsrail başat rol oynuyormuş. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de söylüyorlar hocam. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri zaten onu demek istedim. Fakat sonraki gelişmelerde, özellikle son zamanlarda burada tartıştığımız Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin Çin ve Rusya'nın yanına geçmesi olayı var. Şimdi burada Batı bir an evvel bu olayın bitmesi için iki askeri gücün birleşmesini sıkıştırmış. Birleşmesi değil de teslim olmak. Var olan asıl askeri güce öbürünün katılması. Ana orduya. Evet. Katılması. Ama bu bir sorun ortaya çıkarmış. Çünkü bunların ikisi birbirine monte olması gerekirken birisi başat. Çünkü iki tarafta ekonomiyi ve siyasal sistemi kimin kontrol edeceği. Amerika'nın ikinci baskısı bir an evvel Çin ve Rusya'ya başat hale gelebilmek için. Çünkü hemen aşağıda Afrika'nın burnunda varlar 3-4 tane üst, Çin'in de üstü var. Somali'de şurada burada hemen aşağısı. Demiş ki sivil güçlere derhal iktidar bırakın ve eski asiler de sistemin içinde olsun. Şimdi bu sıkıştırma ve bir de şey de söylemiş. Demokrasiye geçiş ve kadın hakları. Şimdi yapılan analizler ki bu Hindistan analizi bu kadar bu kültürün içinde olmayan bir yapıya bunun bastırılması bir çıkar çatışması çıkarttı burada diyor. Yani bu kadın hakları birdenbire sivil yönetime geçiş ve insan hakları konusunda müthiş gelişmeler ve demokrasi. Bu Araplarda da denemek isterler. Bu olmuyor. Yani öyle bir kültürel boyut içinde gelişme lazım. Tarihi gelişmeleri böyle değil. Aşiret, kabile bilmem ne falan. Bu yapıyı dağıttı ve çatışmaları çıkarttı. Şimdiki son gelişmelerde Çin ve Rusya ile başa çıkabilmek için bu çatışmaların artarak buraya Batı'nın müdahale edecek duruma gelmesini sağlamaya çalışıyorlar. Olay o. Aslında bir ölçekte Hazar'da konuştuğumuzun klonu gibi. Evet. Buyurunuz. Ya, bunun gelişmesini hazırlıyorlar. Ve o yüzden de olayın büyümesi taraftarlar. Tabii bunların hızlı çıkışında biraz bu İşte Çin'in şeyi İran, Suudi Arabistan'ı barıştırmak. Yani bence bir hatta sutre de hazırlıyorlar. Evet. Yani orada karşılamak için Çin'i. O da düşünüyor. Yani müthiş bir şekilde diyor ki Batı'nın aceleci ve neokoncu düşünüşüyle buraları aynen Orta Doğu'da yaptığı gibi demokratikleştirip bir an evvel kendine bağlama, sistemi kontrol etme. Burada petrol de var. Çünkü ben hatırlıyorum yukarıdaki Libya'nın petrolü bu Kızıldeniz'den Çin buradan gelip alıyordu. Burayı dağıttılar. İki şekilde dağıttılar. Sudan'ın alt tarafında animistleri, yani gerçek Afrikalıları hocam işte onu Hristiyan yaptılar. Böldüler tabii, biliyorsunuz. Evet. Güney Sudan ayrı bir şey oldu. Evet. Bu boyutlar içinde. Sonra da burayı kontrol ediyorlar. Kızıldeniz yukarı çıktığınızda İsrail'in bulunduğu yer. Bakın deminden de arkadaşlar da konuştu. Azerbaycan'dan Mısır'a, Mısır'dan
Suudi Arabistan'a İbrahim anlaşmaları ve Körfez ülkeleri İran hariç ve peşinden Sudan'a geliyor. Hattı olduğu gibi böyle Libya karışık durumda tutuyor. Öbür iki tane Afrika ülkesi daha var Arap asıllı. Onları bilmiyoruz. Fakat İsrail de kendi çevresini bir koruma altına alıyor. İsrail gittiği zaman Amerika otomatik var onun içinde. Batı zaten emir kumanda içinde olduğunu ilk defa gözlerimle gördüm, inanamadım. Amerika ne söylerse gelen Avrupalı ülkeler onu söylediler. Burada şimdi olay çıkarıp göreceksiniz ileride çatışmayı büyütecekler. Hı. Ve buraya müdahale edecekler. Batı burayı, Kızıldeniz kısmını ele geçirecek. Zaten hemen Körfez'in ağzında Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Türkiye'nin de var tabii. Savaki'nden sonra orada da üstümüz var. Biz de NATO ülkesiyiz. Orada daha sakin bir durumda olacağımızı tahmin ediyorum. Etiyopya'daki durum da çok belirgin şekilde değil. Yani burası olay büyüyecek. Çünkü Batı'nın istediği burada karışıklık çıkarıp müdahale etme hakkını elde etmek. Evet, bu ülkelerden de bize yani davetler var krizler sırasında. Etiyopya da çağırdı. Ama şeyle karşılaşacaksınız. NATO ülkesi olarak Amerika ve Avrupa. Afrika'nın genelinde ne kadar askerimiz var acaba? Burada Amerika'nın 1600 adamı varmış Sudan'da. Amerikan büyük elçiliği de 1200 kişi. Diyor ki Sudan Amerika'nın Afrika'daki en büyük istihbarat merkezi durumundaydı diyor. Esasında işte bizim orada akademisyenlerimizin, bilim adamlarımızın olması lazım, öğrencilerimizin olması lazım. Sudan'dan Türkiye'ye öğrenciler geliyor, Allah'tan onları biliyoruz da. Onun ötesinde gazetecimizin falan olması lazım. Yani ne oluyor bu Sudan'da diye. Yani Sudan deyince veya Afrikalı kadınlar falan diyorsun, işte kadın hakları falan. Biz Naomi falan zannediyoruz onları. Sadece görüyoruz işte Afrikalı kadın. Ne? Bundan ibaret değil yani. Orada o insanların ya çok ciddi problemleri olan insanlar. Bunlar üzerinde çalışan aktivistlerimizin, sivil toplum gruplarımızın olması lazım. Arne Bey çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Hasan Bey. Teşekkür ederiz. Mehmet Hocam teşekkür ediyoruz. Efendim devam edeceğiz. Bitirdik mi? Bitiremedik de her zaman olduğu gibi. Bu da bir akıl odası. Tradisyon öyle söyleyelim. Geleneği. İnşallah tamamlayacağız. Yeni olayları ekleyerek. İyi geceler diliyoruz. Efendim.